bilgi paylaşmaya, bildiğimizi, dağarcığımızı genişletmeye çalışacağız. Bu semineri hem o Ankara Şubesi üzerinden daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirmek amacındayız. Evet, amacımız belli arkadaşlar. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımında amacımız kesintisiz, yeterli miktar ve kalitede. Daha mümkünse daha düşük ve ucuz fiyattan enerji sağlamak. O ucuzluğu umutalı çok oluyor. Bunun da tabii bir sürü ekonomik, sosyal, siyasal nedenleri var. En büyük neden de ülkemize 12 Eylül'den sonra çöreklenen siyasal zihniyet, Friedmancı neoliberal dayatmalar, bunlarla geldiğimiz hal. Bu giderek derinleşiyor. AKP iktidarıyla da biliyorsunuz bu derinleşmiş saldırı her alanda olduğu gibi enerji alanında da giderek daha kalitesiz hizmeti daha pahalıya tüketir hale geldik. Daha önümüzdeki süreçlerde çok tartışacağız. Amacımız kodlu bakım arkadaşlar. Kodlu bakıma ilişkin geçmiş dönemlerde çok tartışma yaptık. Ama elektrik mühendisleri odası olarak biz işletme sorumluluğunun yanında bir de bakım hizmetlerinin yerli yerine oturtulması konusunda da geçmişte İzmir Şube'de çok çalışma yapmıştık. Hatta bununla ilgili olarak bakım hizmetleri sözleşmesi de hazırlanmıştı. Bunlar basıldı, çoğaltıldı. Hatta bir dönem bu bakım hizmetleri sözleşmesi çok sayıda üyemiz tarafından trafo merkezi ve yüksek eğilim tesisi sahipleri tarafından bu hizmette verildi. Dolayısıyla oldukça iyi bir konumdaydı ama sonraları yine ülkedeki yaşanan odalar ve TOB'ye bakışla birlikte karşıtlığın sürekli olarak derinleştirilmesiyle beraber bu biraz azaldı. Gelecekte hedefimiz yine işletme sorumluluğunun yanında bakımı da bakım konusunda da biraz çabamızı arttırmak olmalı diye düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Üstelik bunu destekleyecek argümanlar da var. Örneğin şu anda dağıtım şebekeleri giderek ring şebekeye dönüşmeye başladı. Organize sanayi bölgelerinde ring YG şebekeleri var. Hatta organize sanayi bölgelerinde aynı şebekenin daha YG şebekenin üzerine bağlı farklı trafo merkezlerinde birinin bakımsızlığının diğerine sirayet etmemesini sağlamak üzere bu bakım hizmetlerinin yapılmasını talep etmeleri ve bununla ilgili olarak da bakım raporlarının sürekli olarak kendilerine ulaşmasını sağlamaları bu işletmeleri yürüten işletmeciler arasından son derece önemli. Bununla ilgili bir sözleşme şeyimiz vardı, yol haritamız vardı. Bu sözleşme yol haritasında önce elektrik dağıtım kuruluşu, bakım kuruluşu, buradan üçüncü şahıs, YG tesis sahibi veya yetkilisi, işveren de olabilir. Bir bakım hizmetlerine üstlenecek gerçek kişi, elektrik mühendisi ve bir tip sözleşmenin hazırlanması sonrasında varsa sözleşmedeki özel koşullar sözleşmeye eklenen, da bunlar hangileri olabilir? Örneğin arızası olması halinde işte şu kadar sürede içinde bu arızaya müdahale edilecektir gibi özel şartlar veya geçmişte İzmir'deki Amerikalılara ait trafo merkezlerinde olduğu gibi ek bir şartı vardı. Diyordu ki trafo merkezinde bakım yapıyorsun sürekli olarak. Bu bakım faaliyeti sırasında reaktif iç kompansiyon sistemlerim cezaya girerse ceza bedelini sen ödersin. O zaman ne yapıyorsunuz? Sürekli olarak burayı her gün takibi alarak çalışmanızı buna göre sürdürüyorsunuz. Artı bunun yanı sıra arıza değiştirilmesi gereken bir şey varsa da sözleşmenin içinde bunun bedelinin hemen ödeneceğine, nasıl ödeneceğine dair şartlar da yer alıyor. Bu odaya sunuyorsunuz hizmet sözleşmenizi. Mesleki denetimde bu onaylanıyor ve yürürlüğe giriyor. Sözleşmenin şartları başlıyor. Taraflara dağıtımı yapıldıktan sonra tabii bu taraflardan bir tanesi de işveren, bir tanesi de hattı inkitaya uğrayacak olan dağıtım işletmecisi. Bu dağıtım şirketi veya organize sanayi bölgesi yönetimi olabilir. Böyle bir süreci vardı ve bu uygulandı arkadaşlar. Bakım hizmeti nedir derseniz, işletme sorumlusu tarafından gerilimsiz hale getirilmiş, yeterli güvenlik önlemleri alınmış olan yüksek gerilim tesislerinin 3, 6 ay ve yıllık olmak üzere periyodik bakım ve revizyonlarının yapılması,
Şayet hasar oluştuysa bir arızayla veya arıza sonucunda veya herhangi bir dış etki sonucunda arıza gören arızalı teçhizatın onarımı, değiştirilmesi bakım hizmetleri olarak tanımlanıyor. Bu bizim EMO tarafından hazırlanan bakım hizmetleri sözleşmesinde. Gerilim altında yapılan kontrollere bakarsak yüksek gerilim tesislerinde bütün hücreler, tabii bunlar hücre dışından gözle kontrol ederek teçhizatta olağan dışı, ark ışığı, ark sesi, yüzeysel deşarja işaret eden belirtiler yönünden kontrol ediniz. Bunlar aslında işletme sorumlusu tarafından da ayda en az iki sefer gittiğinde yapabileceği, rahatlıkla yapabileceği kontroller. Yüksek gerilim giriş ölçü bölümündeki voltmetreden, bu ölçü hücresinin üzerindeki bir voltmetredir. Bir de kademe komütatörü bulunur biliyorsunuz. Bara geriliminin 3 fazla da normal değerde olduğunu kontrol ediniz. Primer ölçülü tesislerde tabii bu. Bu şu yönden de çok önemli arkadaşlar. İşletme sorumlusunun asli görevleri arasında da yer alıyor bu. Şayet bir fazla, örneğin 34 çuğu gördünüz, bir fazla göremediniz. Aslında orada gördüğünüz voltmetredeki 100 volt bir gerilimdir ama ekran 34 çuğu olarak kalibre edilmiştir veya yazılmıştır değerler. Bir tanesini de görmezseniz ölçü sisteminizdeki gerilim transformatörünüzün bir sigortasının atıldığını anlamı taşır. Bu durumda da sayaç kayıtları %33 daha az kayda girecek ve enerji kaydı 1/3 oranında kayda girmeyecektir. Bu müşteri hizmetleri yönetmeliği gereği mal sahibinin sorumluluğundadır. Tabii bunun eğer dağıtım şirketi tarafından ya da dağıtım lisansı sahibi, organize sanayi bölgelerini kastediyorum bu lisans alanların, onun tarafından tespit edilmesi halinde arkadaşlar geriye dönük tahakkuk sorunları çıkıyor. Bazen 90 gün, bazen 180 gün ve benzeri müşteri hizmetleri yönetmeliğinde böyledir biliyorsunuz. Tabii bu geri doğru gidişlerde de başka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Örneğin ama işte biz o aylarda hiç çalışmadık. İhsaliyelerimizi verelim, faturalarımızı taşıyalım. İşte bunlar biraz fazla geldi. Bunun üzerinden ödeme yapmayalım. Uğraş çıkın. Halbuki bu aylık olarak kontrol edilir ve bu kontrol raporlarına işletme sorumluluklarından aynı zamanda bakım sorumlusu tarafından not edilirse işte şu tarihte kontrol edildi. Her üç fazla gerilim olduğu görüldü denildiğinde her üç fazın gerilim ölçü trafolarının arkadaşlar sigortalarının sağlam olduğu anlamına gelecektir ve rahatlatacaktır. Geriye dönük tahakkuk sorununun önüne geçecektir. Evet, gerilim değerlerine olan dışı bir salınım olmadığına bakmamız lazım. YEG'de olan dışı salınımlar varsa arkadaşlar yüksek gerilim sisteminde bir yerde ya yüzeyi deşarj ya da atlama ya da benzeri bir yakın zamanda oluşacak bir arızanın karbon köprüsü oluşmaya başladığı anlamına gelecektir. Bu bizim ilk fırsatta tesisin hangi noktasında böylesine bir arızi işaretin oluştuğunu bulup gerekli bunları yapmamız lazım. Eğer bu metri muhafazalı modüler hücredeyse dikkatli bir şekilde dinlerseniz ses artmaya başlayacak. Bir süre sonra hatta ayrı puanla dönüşecek. Bunu tetikleyen hadiselerden bir tanesi de genelde yapılan bir hatadır arkadaşlar. Hatada muhafazalı modüler hücreli bir trafo merkezi kurulumunda genellikle arkadaşlarımız arka AG panosundan bir 220 volt sigortayla korunmuş bir devreye getirip bakımsız akü redresör setine girişine ya da onun beslenici priz besler bakımsız akü redresör setine ya da burada esas unutulmuştur. Bir devre daha açıp bu kablonun 3-2,5 kablonun önünde ilgili klimense bağlanarak 300 watt ısıtıcı devrelerin devreye alınması gerekir. Yani atlar arkadaşlar bu. Termostat ayar, termostat edilmişsiniz. Bu da
yani yine hibrit bunun bağlı yazmış ışıklarından ya da dönüş döneminde gündüz ve gece ısı farklarından kaynaklı olarak yüzeyde ani yoğuşma ile buluşan nem ortamı ıslanmaya kadar gider. Bu da yaşlatlama gerilim değerlerini düşürerek o noktalarda yüksek gerilimin ark ve yüzey deşarjı ile beraber karbon köprü oluşturması, bir süre sonra bu seslerin iyice artması, hatta hiç müdahale edilmese bir süre sonra arı kovanı gibi ses çıkarması sonucunda da hücrenin 3 faz ya da 1 faz toprak, genelde 1 faz toprak arızası olarak hücrenin hasarlanmasına kadar gidecek bir süreci tetikleyebilir. Demek ki kontrol edeceğimiz hususlardan bir tanesi de belki bakımda en önemli bir tanesi bu ısma dönemine çekilmiş ısma dönemi çok bayar arkadaşlar. Kontrol yapacağımız şeylerden bir tanesi. Enerjiyi yapacağımız çalışma. Güç transportörünü uzaklığın ve yavrusayla penceresinden çalıştığı kullandığı bir gözlem varsa hem gözlem hem de diğerini sunucu önemlidir. Bugün eğitimde de bazı şirketleri giriş aşamasında transformatör hücre kapısının yani aslında sivilin ucunu da açtırma yöneğine bağlanmasını talep ediyor. Hücre kapısı açıldan yüksek yerli devre kesicisi yani kesmesi için. Belki güvenlik için doğru diğer bu adımı kontrol için devre dışı bırakabilir. Çünkü hiç girilmeyen, girilemeyen, gözlemleyemeyen bir projektir. Bu çok uygun olan bir durum değil. Lazım. Böyle bir switch devresi varsa ilk bakımda arkadaşlar bu devreyi kontrol anında dışı bırakacak anahtar düzeye koyup kesebilme opsiyonunu yaratmak lazım. Bu yaratıldıktan sonra işletme normal faaliyetindeyken, trafo devredeyken kapı çizgisinden ne vücudumuz, elimiz, ne başımız geçmeyecek şekilde uzaktan bir transformatör yağlı tip trafoysa terleme, yağ sızdırma, benzeri bir emare var mı? Ki trafoyunda arıza kaynağının birine herhangi olumsuzluk gözlüyor musun? Başlıklar normal mi? Mesela transformatörde sesini dinleyeceksiniz. Çok emri bir esintisiz ve vuruntusuz bir ses olması. Hiçbir şarkılar sık yapılan transformatörde bu benzer nedenlerle olumsuz bunlar ortaya çıktı. O konudaki deneyim de sizle paylaştım. Şeye göre kadem anahtarını trafodaki giriş gerilimi, yüksek gerilim giriş geriliminin düşük gelmesi halinde sekonder tarafta da gerilimi 0.4 kV ayarlayabilmek için ne yapıyorsunuz? Enerjiyi kesiyorsunuz ve transformatörde içeriye girilebilecek koşulları oluşturuyorsunuz. Bu koşullardan bir tanesi tekrarlıyorum. Kesiciyi açma komutu vermek, kesicinin üzerindeki ayırıcıyı açmak, kilitlemek, topraklamak yetmez. Geçip AG tarafındaki termik şalteri de mutlaka açık pozisyonda yiyip AG tarafından devreye girip tersten gelmesi muhtemel bir ikinci el besleme karşı kendimizi güvence altına almak olarak tanımlayabiliriz. Bunu yaptıktan sonra ne yapılıyordu? Kontrolü değiştiriyordu. Eğer giriş gerilimi düşükse daha fazla sargıyı devreye alacak bir kademeye geçiriyor ki 0.4 kilovoltta daha büyük elektromanyetik etki yaratalım ve 0.4 kilovoltu yakalayalım. İşte bu durumda kademe komutatörünü üzerine bir darbeyle plastik bir çekişte ya da bir yumrukla vurup iyice yerine oturtmamanız halinde içerideki kademe komutatörlerinin o pozisyondaki baskısı
yeterli olmadığı için geçiş direnci meydana geliyordu. Tabii YG tarafından sargılarda meydana gelen geçiş direnci artı kesildi. İlk devreye alınırken uzun bir süre devre dışı kaldıktan sonra sekonder, primer taraftan ilk devreye alınış esnasında darbe mıknatıslarının akımı ve benzeri etkilerle arkadaşlar. Bu kademe komitatörünün kontaklarında meydana gelen bir takım hasarlanmalar sonucunda zaten yeterince yerin oturtulmadığı için yeterince bir düşüklüğü alamadığı için burada kontak oluşması ve buradan bir süre sonra arklanma, ısınma sonucunda bakırın kesit kaybetmesi ve bu kesit kaybetmeyle direncin biraz daha yükselmesiyle ortaya çıkan arklanma, arkın yağda yanmaya neden olması. Eğer bu hot rollisinde bu yanmayla bir ihbar gelmezse bir süre sonra travoda vuruntulu kesikli bir ses ve bir süre sonra da ihbar, Buchholz devresi ihbar. İhbardan sonra da Buchholz açmaya kadar gaz birikimine bağlı olarak ortaya çıkma potansiyelini taşımaktadır. Bu nedenle arkadaşlar bu hususlara çok dikkat etmek, kademe komitenin yerine düzgün oturup oturmadığını da bütün çalışmalardan sonra kontrol etmek zorundayız. Bakım sözleşmelerinde arkadaşlar toplam 19 madde var. Taraflar tabii hizmet alan işveren ve hizmeti veren elektrik mühendisi gerçek kişiden bahsediyoruz. Bakım sorumlusu elektrik mühendisi ve gerçek kişidir. Bu kişinin meslektaşımız olan bakım sorumlusunun sözleşmeyi imza atması halinde bunun bir tüzel kişilik adına yani ya da anonim şirket adına hareket ediyor olması bu durumu değiştirmez. Bakım sorumlusunun tüzel kişilik adına hareket ediyor olması halinde elektrik mühendisi bakım sorumlusuna ait olmakla birlikte bakım sorumlusu tüzel kişilikle müteselsil olarak sorumlu. Çünkü buradan elde edilen gelir şirket üzerinden kesilen bir fatura üzerinden vergilendirmekte ve tüzel kişiliğin gelir kaynağı olarak oraya geçmektedir. Elektrik mühendisi buradan işte hissesi oranında bir pay, bir artı değer payı almaktadır. Dolayısıyla bu hizmetten doğacak, hizmet verilmesinden süreçte doğacak ticari ve hukuki sorumluluklar tüzel kişilikle birlikte elektrik mühendisini müştereken ve müteselsil olarak bağlayacaktır. Bu müteselsil olarak sorumlu olma konusu hukukta çok geçer arkadaşlar. Özellikle ölümü bilirkişilik olaylarında çok tartışılan ve bilirkişi raporlarına geçen bir şeydir. Tabii müştereken ve müteselsil olarak sorumluluklarının ne olduğu da bu olumsuzluk karşısında olay hukuki şeye yansıyacağı için bir bilirkişi tarafından kişiler arasında kusur oranları paylaştırılacaktır. Tarafların birinin talebiyle bakım sorumlusu elektrik mühendisinin değiştirmesi konusunda bir noktaya gelirse hizmet devir sözleşmesi uygulanarak bunlar yerlerine oturtulacaktır. Tabii elektrik mühendisleri odası tarafından hazırlanmış olan hizmet devir sözleşmesi arkadaşlar EMO onayıyla ve EMO'nun gözetimi altında yapılması bizim o zaman hazırladığımız bakım sorumluluğu ile ilgili çalışmaların içinde yer alan hususlardan bir tanesiydi. Görevlerine bakarsak İşletme üretim programı ve koşullarına uygun olarak bakım programını hazırlamak, bakım için enerji kesilmesi gerekiyorsa işletme sorumlusu ile gerekli koordinasyonu sağlayıp işletme sorumlusu bir program oluşturmak, periyodik bakımlar sonucunda yapılan bakımlar sonucunda da işverene ya da işveren vekiline tabii ki hazırladığı raporu sunmak, bu raporda bakım çalışmasında yapılan işler, ölçme raporları ve yorumlar, bakım alanında tespit edilebilen işler, bazen yaptığınız çalışma anında girilebilecek noktalar ki metal mağazalı hücrelerde böyledir. Örneğin hücrede ölçü hücresinde dağıtım şirketine müdahale edip hücre mühürlerini açtırmadan içeri giremezsiniz. Açtığınızda ölçü mühürleri belli bir şekildedir, konumdadır. Açtığınız anda belki üzerinde arklanma vardır, değiştirilmesi gerekmek veya ayrıcılarda metal mağazalarının içinde buna benzer hususlara ancak enerji kestiğinizde verileceğin şeyleri bilahare programa almak durumundasınız. Sonraki bakım çalışmasında yapılacak işler ve gerekli malzemeler bu şekilde
tespit edilecektir. Diğerlerine bakarsak, bakım için gerekli malzemelerin rapor hazırlamak ki işverenin bunları satın alma ile ilgili çalışmalarını yapması sağlamak üzere. Ve işletme sırasında oluşan arızalarda işletme veya işletme sorumlusunun çağrısı üzere arızanın giderilmesi ve sonrasında bunların raporlanması. Eğer bakım sorumlusu işletme sorumlusundan başka bir kişi ise o zaman bu şekilde yürütülmesi tanımlanmıştı bizim yaptığımız çalışmalarda. Bakım öncesinde enerji kesilmesi ve tesisin izole edilmesi. Enerji kesmek genellikle tanımlanır bu gibi şeylerde. Ancak izolasyon kelimesinin üzerinde çok fazla durulmaz arkadaşlar. Halbuki izolasyon kavramı yüksekte yapılacak çalışmalar için çok önemli ve yaşamsal bir kavramdır. İzolasyon demek daha önce enerjili kesilmiş olan enerjili noktaların toprak potansiyeline getirilmesini kısa devredilerek toprak potansiyeline getirilmesine tanımlar. Dolayısıyla bu izolasyon kavramının üzerinde bir hayli dikkatli durmak lazım. Tabii bu topraklama ve çalışma güvenliği tedbirlerinin olması, çalışmaları sonrasında ise manevra niade edilmesi ve bunların tekrar enerji alınması aşamasında da işletme sorumlusu tarafından yapılacak da bu çalışmalar ona gerekli konularda yardımcı olmakta bakım diğer görevler arasında yer alıyor. Bakım çalışmalarının başlamasına itibaren çalışan elemanların güvenliğini sağlama sorumlusu ise işletme sorumlusu tarafından eğer farklı bir kişi ise kesilip yönelip dokunulabilir, çalışılabilir konuma getirildiğine dair ölçmeler sonrasında bakım sorumlusuna teslim edilen teslim bölümünde o noktadan sonra bakım çalışmalarının tamamı bitilinceye kadar çalışanların güvenliğini sağlama konusundaki tüm sorumluluk bakım sorumlusunun sırtına geçecektir. İşverenin de tabii yükümlülükleri var. Bakım sorumlusunun yapılan kontroller sonucunda raporladığı işler için gereken malzemelerin temini, imalatların yaptırılması, öngörülen önlemlerin alınması, imalatların yaptırılması için de ölçümleri de yaptırmak olabilir. Örneğin harmonik ölçüm gerekiyordur ve bakım harmonik ölçümü tamamen yoktur. Dolayısıyla harmonik ölçümü yapılması konusunda da yapılması gerekiyor. Öngörülen önlemlerin alınması ve işletme sorumlusu ile koordinasyonu sağlaması, bu işletme sahibinin veya temsilcisinin görevleri arasında tabii sözleşmeden kaynaklanan diğer idari mali sorumlulukları yerine getirmek işverenin sorumlulukları arasında yer alıyor. Ortak yükümlülükler altında mevzuata bir göz atmakta yarar var arkadaşlar. Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği bu 16 Haziran 2004'te aslında 1998'de yayınlanmış bir yönetmeliktir. Değişikleriyle 2004'te son ilavelerle bu numarada yani 25.494 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Tabii bu konuda 2005 yılında Elektrik Mühendisleri Odası'nın hazırladığı ve sonrasında iki kez elden geçirip bakanlığa teslim ettiği İş Tesisleri Yönetmeliğini bakanlık bir türlü yayınlamıyor. Bu da ne olduğunu bilmiyorlar. Gerekçesi de biliyorsunuz ben adamlarının bu yönetmeliğin yayınlanması halinde tamamen çekilmek zorunda kalacakları nedeniyle buna bir lobi faaliyetiyle yönetmeliği yayınlatmalar. Bundan dolayı da çok sayıda hasarlı veya can kayıplı olay yaşanıyor. 6331 sayı sağlığı ve güvenliği yasası 30 Haziran 2012 gün ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Burada da bazı müşteriler vardır. Burada iş yerinde alınması gereken güvenlikleri, risk yönetimi bunlar bu sözleşmeyle birlikte otomatikman işletme sorumlusunun ve otomatikman da bakım sorumlusunun bazı hususlar sırtına geçer. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği keza bu 30 Kasım 2000 tarihinde ve 24.246 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Bu yönetmelik İş Tesisleri Yönetmeliği, eskisi yenisi Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Topraklamalar Yönetmeliği, yürütücüsü bakanlıktır ama A'dan Z'ye hazırlayıcısı Elektrik Mühendisleri Odası'dır. Keza Üsküdar Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği yine bu konudaki mevzuatın içinde yer alan hükümler. Umarız ileride
bu işte iklim tezinde bakım ilgili bir yönetmelik hazırlarız. Siyasal iklim de buna çok uygun bir hale gelirse bunu da Resmi Gazete'de yayınlayarak işte organlı ve mevzuata uygun yürütülmesi için de altyapıyı hazırlamış oluruz. Ücret ödeme sözleşmenin feshi ve benzeri maddeler yer alıyor arkadaşlar. Bu oda tarafından hazırlanan sözleşmede. Bu şeyde teknik kapasite beyanı var. İşletme sorumlusunun teknik personel bildirimi, takım teçhizat bildirimi, test aletleri ve diğer şeylerle beraber bunları hazırlayarak oda onayına sunuyorsunuz. Geçmişte biz bunlarla ilgili hazırladığım sözleşmeleri oda onayına, yani mesleki denetime sunmuş bir arkadaşınız olarak yürümeye başlayan bir şeyin sekteye uğradığını burada size ifade edebilirim. Tabii hizmetin devri de söz konusu yer aldı. Geçerli nedenlerle bakım sorumlusu bu işi bırakmak isterse, devretmek isterse aynı hizmetleri bir başka mühendise devredebilir. Devir protokolü tabii hazırlanır. Buna işveren rıza gösterirse ve ev tarafından onaylanırsa bu işlem halledilmiş olur. Özel hüküm, sözleşme hükümleriyle çelişemeyecek özel hükümler eklenir. Az önce de bahsettiğim için şu kadar süre içinde arıza ne müdahale edeceksin gibi veya bedeli belli şeyde ödeniyorsa güç pansiyonundan arıza olur ya da gözden kaçılır ya da reaktörün cezaya girerse sen ödersin diyorsa buna göre bir rakam belirlemek suretiyle takibi ve bunun işletilmesi bedellerini ödemek gayet özel sözleşmeye bunlar dahil edilebilir. Kodlu bakım talimatı ile açıklamalar yapalım. Kodlu bakım talimatı nereden çıktı derseniz ESOT Genel Müdürlüğü'nde Elektrik Şebeke Müdürlüğü'nde çalıştığımız dönemde arkadaşlar çok sayıda trafo merkezimiz var ve bu trafo merkezlerinde periyodik olarak bakımlarını yapmak üzere 3 ekibimiz vardı. Bunlar ESOT'un açılımını bilmeyenler için tekrarlayayım, EGO gibi ya da İETT gibi bir yapı. ESOT'un elektrik, su, hava gazı, otobüs, trolebüs işletmeleri müdürlüğü. Otobüs işletmelerinden artık kent içi ulaşımda miadını doldurmuş otobüslerden alınarak altyapı, motor ve benzeri yürüyen aksın bakımları yaptıktan sonra otobüsün cam bölmeleri kapatıp seyyar bakım haline getirildi. İçine kompresörden kaynak makinesine, jeneratörden takım taklava, her türlü şey yerleştirildi. Su tankları yerleştirildi. Pompalar yerleştirildi ve bakım ekiplerine dönüştürüldü. Bunlar için de belirli bir paylaşımı söz konusuydu. Bu paylaşıma göre duyurular yapılırdı. Şu tarihlerde, şu dolu merkezlerde bakım yapılacağından, işte şu sokaklar, şu saatler arasında enerji alamayacaktı diye. Tabii bu bakımlarda hangi travma merkezine giderseniz gidin, hepsinde hiçbir noktanın atlamadan yapılabilir. Checklist hazırlama ihtiyacı ortaya çıktı. İşte bu kodlu bakım talimatı bu checkliste yönelik olarak elektrik çalışmalarından yararlanarak Genel Müdürlüğü'nde böyle bir kodlu bakım talimatı yapılarak her travma merkezinde hiçbir noktanın gözlemi yani yapılmasını sağlamak üzere bir bakım şeyi geliştirildi. Tabii bakım öncesi en kritik bir tanesi güvenlik arkadaşlar. Sonuçta özellikle dağıtım şebekesinde çalışıyorsanız şirket tarafından verilmesi muhtemel tersten enerji beslenmesine karşı almak gerekiyor. Özellikle şurada enerjisi ile ilgili terörleri daha risk yaratabilecek pozisyonunda belirtmen lazım. Neden derseniz şebeke bağlantı olanlarda sorun yok. Bunların kontrolleri, denetimleri yapıyor ve şebeke bağlantılı ve küçük olan tesislerde şebeke bağlantı noktasında işte lofin denilen, yani şebeke kesildi şalteri bulunuyor. Yani şebeke tarafı kesildiğinde, kesintiye uğradığında tersten enerji vermemesi bir şalter kendisini
şebekeden kopararak adam oduna geçiyor. Veya işte kaçak yapılanlar olduğunu ben şu anda düşünüyorum. Yani şebeke bağlanan olmayan ancak sisteme bağlı çalışanlar AG şebekesinde eğer varsa bunlar AG şebekesinde bir kesimde olduğu da tersten enerji üretimi yapabileceği dolayısıyla bunlar ulus noktalarda sıkılabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ilk son derece önemli bir husus arkadaşlar. Her noktadan gelebilecek enerjiye kadar tersten beslemeye karşı çok ciddi kontroller yapılmalı. Kısa devre topraklamalar yapılmalı. Ayırma düzenekleri yapılmalı. Hatta ve hatta bunlarla ilişkin atım şebekelerinde genellikle kullanılmayan loto uygulaması yapılmalı. Yani loto uluslararası bir şey. Kesinlikle ve ikatlara güya bu kesme şeyi kesenlerin her birinin bir tane kilit takması olduğu kesilen çoklu kilitleme sistemini çalışanların her kişisel arada kilitlendiği için son çalışan kilitin orada almadığı halde sistemin rahatlığa alınması mümkün olmadığı için kesin bir güvenlik ürettiğini buradan söyleyebiliriz. Kod kağıtın bakım programı teçhizatın yönlendirmeler sonucunda bakım periyodu da kısalacaktır. Çünkü sürekli check edebiliyoruz. Örnek, ölçüm sonuçlarının kritik bulunması ve bir sonraki ölçümün 6 yarı 3 ay sonra yapılması veya da sadece üreticinin daha sık temizlenme zorunluluğunun olması gibi. Mesela bu kadarıyla çok tozlu ortamlarda özellikle karbon tozu yaratan ortamlarda yeni çözümlerin üretimine de katılmıştır. Meslek aktörlü sistemlerde kuş çarpmaları, liflerin kanatlarıyla enerji noktasında faz toprak arızasına neden olması ve benzeri nedenlerle kapama setleri üretilmiştir. Ve benzer karbon tozu üreten yerlerde de yine kapama setleri. Bu bakım periyotları sık temizleme zorunluluğundan çıkarılmış daha uzun periyodlara dönüştürme fırsatını da getirir. Bakım esnasında bazı aksaklıkların giderilmesi, yetersizliği, maddi yokluğu gibi nedenlerle mümkün olamayabilecektir. Çünkü ancak kendinizi bıraktığınız anda programda olmadığı için maddi tedarikini sağlayamadığınız noktalara ulaşmış olabilir. Bakım ya da yakın bir tarihte gider üzere program alınması gerekiyor. Bunu da incelik özelliğine aynı zamanda yaratabileceği risk potansiyeline göre bakım sorumlusunun raporu alması lazım. Buradaki önceliğin tabii belirleyecek olan şey risk potansiyelidir arkadaşlar. Bu risk potansiyeli her zaman yangın, çarpılma ve benzeri bir şey olmayabilir. Yani işletmenin devre dışı kalması çok kritik bir üretim anında üretimin aksaması ve terminini yerine getiremeyecek cezai bir müeyyide ile işletmenin karşı karşıya kalabileceği bir pozisyona da düşürebilir. Bütün bunlar hepsi bu raporda yer alacak. Günlük bakımlar basit bir olmaları ve sürekli arz etmeleri nedeniyle işletme sorumlusunun görevler arasında yer alıyor arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanmış yönetmelikte de günlük bakımların sorumlusu işletme sorumlusudur. Ha bu günlük bakımda işletme sorumlusu her gün trafo merkezine gidecek, her gün kontrol edecek diye değil. Ama bir işletme sorumlusunun en az ayda iki kez işletme sorumlusu olduğu yere gitmesi esastır arkadaşlar. Ha bu oluyor mu? O başka bir şey. Bazı arkadaşlar işletme sorumluluğunu ne yazık ki bu konuda elektrik mühendisleri odasına çok ciddi görevler düşüyor. Personel olarak bu personeli testlere girerek yürütmeye çalışıyor. Bu arkadaşlara da yönelik eleştirim de şu. Bakım işletme sorumluluğuyla işletmecilik başka şeyler. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Bu bizzat
hem bakım sorumluluğu hem işletme sorumluluğu gerçek kişi olan elektrik mühendisinin bizzat kendisi tarafından yürütmesi gereken, denetimlerle yürütmesi gereken ve işler. Evet, kodlu bakım talimat dışındadır günlük kontroller ve işletme sorumlusunun görevleri arasındadır. Evet, 3 aylık bakımlar giderek azaldı arkadaşlar. Demir çelik tesislerinde bunlar vardı. Artık 3 ay periyodu 6 aya çektiler onlar da birçoğu. Ama hala 3 ayda bir bakım yapılan yerler olduğunu biliyorum. Genellikle işletme sorumluluğunu yürüttüğümüz tesislerde genellikle yıllık bakım yapıyoruz arkadaşlar. Zaten bir fabrika, bir tesis, bir işletme, bir yazlık site ya da bir konut sitesine ait burayı besleyen bir trafo merkezinde yılda bir kez çok iyi yapılmış bir bakım halinde bu tesisten kaynaklı birimi enerji kesintisine yani inkıta eski bir kelime ama elektrikte çok yerine oturan bir şey. İnkıtaya uğratacak, kesinti enerjisiz kalmasına neden olacak koşulları pek oluşturmuyor. Daha tabii bu arada çok büyük bir yıldırım darbesidir. Bu durumda yapacak bir şey yok. Bununla ilgili yeterli koruma tedbirlerini almaya çalışacağız. Eğer hava hayatla beslenen bir yerse, hava hayattan yeraltı kablosuna inerek trafo merkezi besliyorsa tabii burada parafudurlarımız olacak. Parafudurlarla ilgili de kontrollerimizi de buradan söz etmek isterim. Genellikle parafudurların bağlantısında dağıtım şirketleri yanlış bağlantıya sürüklüyor bize. O şu, parafudur topraklamasını işte ayrı bir topraklamayla diye tanımlıyor. Bu bir el kitabı var. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2001 yılında yayınlanmış. Bu el kitabında parafudurların 95'lik iletkenle yapılacağını, dolayısıyla ayrı bir topraklamayla yapılacağını ilişkin ibareler çok yanlış arkadaşlar. Tam tersine parafudur ayrı topraklama yaparsanız bir direkte düşünün bunu. Hemen öbür tarafında da direğin koruma topraklaması olacağını düşünürseniz ikisinin arasında kalan bir insanın can ile karşılaşma riski vardır. Zira herhangi bir hava hayat faz iletkenini o anda 4 kilo olsun bu hattın herhangi bir noktasına çok yakın şart 20 kilometre uzağında, 10 kilometre uzağında hatta yıldırım darbesi isabeti halinde arkadaşlar. Yıldırım darbesi biliyorsunuz suya düşmüş bir damla gibi her iki tarafa doğru yürüyen dalgalar şeklinde yayılmaya başladı. Bu yürüyordu arkadaşlar. Bir tarafa doğru 10 kilometre geliyor. Bu Türkiye'deki büyük yıldırım ve akımı büyüklüğünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 kilo amper olarak tanımlıyor. Bir tarafa yürüyen 10 kilo amper. Biz bu bir tarafa 20 kilo amperde yürüdüğünü kabul edelim. 3 transformatörlerin arkadaşlar AG tarafının imalat testleri piyasaya verilmeden önce 2 tane test yapılır. Bunlardan bir tanesi AG tarafında 3 faz AG bushing'i tam kısa devre yapılarak primer tarafından örneğin 34.5'sa 2 saniye boyunca 34.500 volt tatbik edilir. 2 saniye sonra kesilerek tekrar test edilir. Önceki test sonuçları aynen veriliyorsa bu testi geçmiştir. İkinci test ise AG tarafına arkadaşlar alçak kirli bushing'lerine bağlantı yapılarak yine buraya 20 kilo volt ile test ederiz. Şimdi parafudurumuzun bulunduğu yıldırım enerji nakili hattının bir fazına uzak bir noktada bir yıldırım darbesi aldı. 10 kilo amper bir tarafa yayıldı. 10 kilo amper bizim trafomuza doğru yürüyen dalgalar olarak yayılmaya başladı. 20 kilo voltla AG tarafını test etmiştik. En kritik yer AG biliyorsunuz sargı izolasyonu YG sargı izolasyonundan daha düşüktür. O zaman AG hava hayat olduğu pozisyonda yıldırım darbesinin AG isabet hali en kritik halidir arkadaşlar. O zaman 20 kilovolt bölü 10 kilo amper derseniz onunla göre parafudurumuzun maksimum yayılma direnç değeri ortaya çıkar 2.10 olacak. Demek ki bir parafudurumuz böyle bir noktada ayrı topraklama olmayacak yerde ise koruma toplamasına itibarlı topraklama olarak
toplama yayılma direnci de deminki hesap yönteminden hareketle maksimum 2 ohm yayılma direnç değerini geçmeyecek arkadaşlar. Eğer geçerse sıkıntı var. Niye ki ayrı yaptığımız zaman risk çıkar derseniz hemen bakalım. Bu tarafta ayrı yapılan koruma topraklaması sağ tarafımızda kalan koruma topraklaması havaya bir faza yıldırım darbesi isabet etti. O faza ait paravudur derhal iç direncini değiştirerek üzerinden paravudur topraklamasına doğru IY akımını akıtmaya başladı. Paravudurunuzun da bir topraklama yayılma direnç değeri var. Paravudurunuzun bu yayılma direnç değerini de R'ye diyelim. Akan akıma IY diyelim. Bu durumda paravudurun bağlı olduğu fazdaki U faz FN U FN gerilim değerinin üzerine IY çarpı R'ye'den kaynaklı gerilim yükselmesi söz konusu olacaktır. Yani ayrı topraklama yapmak aslında yüksek gerilim darbesinin aşırı gerilim darbesinin isabet ettiği fazdaki sargıları yakmaya çalışmak işte yeri olacaktır. Bu anda bu paravudur topraklaması topraklamasının arasında ayarlı bir mesafede açmış olan içinde köpüleceği bu gerilim komisinden maksimum mesafede gerilim köpüleceği için arkadaşlar çapılma ölüm riskiyle karşı karşıya edersek yanlış şeklidir. Doğru paravudur bağlantısı direkt koruma topraklaması ile tek bağlantısı şeklinde gerçekleştirilmelidir. Devam edelim arkadaşlar. Kodlu bak yönergesi dizinimizi yazarsak çeşitli başlık var. Bir indisimiz güç trafoları, iki kesiciler, üç trafoları, dört gerilim trafoları, beş paralar, topraklamalar, paralar böyle gidiyor güvenlik teçhizatına kadar. Örneğin burada bunun için anahtar program yapabilirsiniz. Örneğin trafolarda yılda bir kez 0101 keza 0101A'den B'ye kadar 0104'ün A, B, G bentlerindeki çalışmaları yapacaksınız. Kesilerde bunları, ayrıcılarda bunları, diğer keza bunları kontrol listesine alarak bu iş bakımları yapacaksınız. Bu 16'ya kadar devam ediyor bu şekilde. Evet, bunları periyodik bir bakım programı yapmak durumundasınız. Bunu 3 aylık, 6 aylık da bunları yapmayıp sadece yıllık bakım programı yapabilirsiniz. Yıllık bir bakım programı da bir fabrikada yaptığınızda bazen bunu ertelemek zorunda kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü fabrikanın aldığı iş üretim programı bazen aldığı siparişlere göre o dönemde sıkışık olabiliyor. Tam gün 3 var diye çalışma durumunda kalabiliyor. Erteliyoruz. Onda yapacak bir şey yok. Yeni programa uymak gerekiyor. Evet, yönergeye bakalım arkadaşlar. 01 güç trafolarıydı. 0101 duvar, tavan ve temelleri içeriyor. Trafo binası temelini çatlak ve çökme yönünden kontrollerini yapıyoruz. Duvarları ve tavanı çatlak, lem, sıva boyasını kontrol ediyoruz. Zeminde su izolasyonu gerekiyorsa ya da zemin suyu ile ilgili su baskını riski var mı yok mu? Herhangi bir sızıntı var mı yok mu? Bunları kontrol ediyoruz. Bunları da hep checklist olarak kontrollerin not alıyoruz. Temizlik 0102. Trafo bölümünü temizlik yapıyorsunuz. Trafo tankı, radyatörleri, bu bölümde bulunan tüm yapıların temizliğini yapıyorsunuz. Tabii bu transformatörünüz eğer kuru tip bir trafoysa trafo gövdesinin temizlenmesi söz konusu. Eğer yağlı tip trafoysa hafif bir terleme oluştuysa bu terleme takım dış etkenler tortularla sertleşmişse bunlarla ilgili temizlik malzemeleri var. Aşağıda da yer alan eskiden biz karbon tetraklorit kullanırdık. Uçucu çok uçucu bir maddedir. Belli bir yaşını almış deneyimli mühendisler bilirler. Eskiden protodur kablo ekmufları ve başlıkların içinde kablonun temizlenmesi için gelen ilaç, enjeksiyon yapılan ilaç şişelerine benzer şişelerin içinde olurdu. Ve onun kapağı açılmasa daha bir süre sonra içinden uçtuğunu görürdü.
Evet, yer metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanları temizliyoruz. İşte bunlar bushingler, keza başlıklar. Bushingleri tabii sonra temizlemekte fayda var. Çünkü içerideki tozun tamamen inmesi, tüm toz temizliğinin bitmiş olması lazım. Eğer kuruyarak sertleştiyse, çeşitli temizlik ürünleri var şu anda. Yani yabancı ürünler de var arkadaşlar. Çeşitli kimyasal temizlik maddeleri üreten firmaların da ürettiği Safsol ve benzeri tip temizlik yapan, temizlikte kullanılan ürünler de var. Bunları da kullanabilirsiniz. 0103 kontrol başlığı trafolarda. Trafo tekerleklerini sabitleyen takozları kontrol ediniz. Bağlantılarda yağ kaçağı var mı? Ona bakınız. Yağlı tip trafoysa. Tüm metal aksama bakıyoruz. Buruntu, sirik, genel olarak gövdede boya gereksinimi, rötuş yapacağınız noktalar var mı? Bütün elektriksel ve mekanik bağlantıları kontrol ediniz. Gevşek bağlantılar ki olabilir. 50 Hz'de titreşmektedir. İzolatörlere yük gelmeyecek şekilde dikkatle sıkınız. Bütün elektrik bağlantıları istenen elektriksel etkenliğin sağlanmasına yönelik olarak kontrol ediniz. Renk değişimi var mı arkadaşlar? Özellikle AG tarafında yüksek akımlar söz konusu olduğu için eğer geçiş direnci varsa bir termal kamera kontrolü eğer daha önceden bakım öncesinde yapmamışsanız yapmanız şiddetle tavsiye edilir. En azından yoğunlaşacağınız bakımda yoğunlaşacağınız noktaları işletme normal işlevini yaparken termal kamerayla daha önceden tespit ederseniz, o noktaları not alırsanız bakımda yapacağınız çalışmalar çok daha verimli sonuçlar verecektir. YG ve AG baralarının yine bu bushinglere yük getirmeyecek, G harfini unutmuşum orada, getirmeyecek şekilde itibatlandırmış olduğunu kontrol etmemiz lazım. Bu barayla AG panosu bağlantıları yapılan yerlerde bunlar sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü ülkemiz deprem bölgesi, birçok bölgesi. Sarsıntı olması halinde çok büyük kesitli baraların diğer bushinglere bağlı olması halinde bu sarsıntılardaki dinamik yükler kalın baraların bushing'e bağlandığı yerde baraların bağlı olduğu bushing, AG bushinglerinin kırılmasına neden olabilecektir. Keza YG'de de en az 45 bakır bara ya da 50-10 alüminyum bara kullanılan yerlerde arkadaşlar, 50'ye 5 bara kullanılan yerlerde yine bushing kullanılan yerlerdeki eski tip trafolarda yenileri birçoğu plug-in içine başlıklı. Yine bu bushinglerin çatlamasına, yağ sızıntısına ve benzeri arızalara neden olabilir. Termostat ve buhos rölesi varsa, bunların aşırı artı aşırı akım koruma rölesi varsa, en son yapıyoruz fonksiyon testlerini arkadaşlar. Fonksiyon testlerinden kastımız şu, kesiciyi kuruyorsunuz, kapatıyorsunuz. Kesici kapandıktan sonra, tabii ayrısı açık, enerji yok içeride. Trafo merkezine geçip transformatördeki buhos rölesinin üzerinde bir test butonu var. Ve o test butonuna yavaş yavaş basmaya başlıyorsunuz. Birazdan belki bununla ilgili bir fotoğraf da göstereceğim. Bugün eğitimde de arkadaşlarıma göstermiştim. Belli bir yere geldiğinizde çok yavaş yavaş yaptığınız baskıyla içeriden alarm klaksonunun sesi duyulur ve ihbar gözünde de buhos ihbar lambası yanar. Biraz daha devam ettiğinizde alarm sesi artı ihbar gözünde buhos açma artı güm diye kesicinin ya da döner çerçeveli modüler yük ayısının açma sesi gelecektir. Bu buhosunuzun bir sene sonraki bakım periyoduna kadar transformatörün içinde meydana gelebilecek gaz oluşumuyla ortaya çıkacak arızalarda bu buhos rölesinin fonksiyonel olarak size hizmet edeceğini ve trafoyu koruma açısından üstüne düşen görevi yapacağını kanıtlar. Buradan sonra tekrar kesiciyi kapatırsınız arkadaşlar. Enerji yok tabii, yine tekrarlıyorum. Bu kez düzeneğinin ister klemens kutusundan ihbar klemenslerini kısa devrederek, isterseniz belli bir deneyiminiz varsa kapağını açarak termometrenin altında ibreyi bir tükenmez kalemin altıyla
çok yavaş bir şekilde hareket edilerek önce ihbar sonra da açma sesini açma işlevini kontrol edersiniz. Önce ihbar termometre ihbar ışığı yanar, klakson öter, biraz daha devam ederseniz klakson ötmektedir. Kesici ya da döner muhafazalı modüler yukarısı açar ve ihbar gözünde de termometre açma lambası yanar. Yine arıza sinyalleri temizlemeniz artı kesiciyi bir kez daha kurmanız lazım. Aşırı akım rolenizin ayarlarını kontrol edeceksiniz. Ayarların normal olması lazım. Bunun için de iyi kötü biraz röle ayar bilgisine sahip olmanızda fayda var. Bugün ve yarın Antalya Şubesi'ne düzenlenen işletme sorumluluğu eğitiminde bunu anlatıyorum arkadaşlar. Bir de dosya paylaştım. Ankara Şubesi eğitimine arkadaşlarım kısmını aldı. Arada bu notları göndermeye çalışacağım. Da odanın İzmir Şubesi'nin eski yönetim kurulu başkanlarının çok sevdiğimiz büyüğümüz Haldun Büyükdoğan içinde yatsın. Çok güzel bir armağanı var bize. Bunlardan bir tanesi Halk Bekenleri isimli bir kitabı ilerleyici. İkinci çalışmada kitap olarak ebeveyn numarası olarak basılmıştı. Sekonder koruma kitabı. Bunun için de tüm direşemaları artı sekonder koruma ile ilgili ayarlar olsun. Ve sekonder koruma ile ilgili hızla ne gelirse bilgileri uygulamacının gönülden akademik bir dil anlatıldığını göreceksiniz. Ayın numarası şu an aklımda değil ama ekonomiyle girerseniz bulabilirsiniz. Bunun arkadaşlara Ankara Şubesi'ne de Antalya Şubesi'ndeki arkadaşlara paylaşacağım. İki olarak buradan da diyebilirler. Sekonder kurmayı öğrenmek için iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim elde etmeyen arkadaşlar için. Evet, bu host aşırı akım projesi ayarlarını da kontrolden sonra aşırı akım rolemizin üzerinde eğer bir test butonumuz varsa kesicimiz kurulmuş durumda test butonuna bastığımızda bir klaksonumuz, alarm klaksonumuz diyecek ki ihbar gözünde, ışıklı ihbar gözünde aşırı akım lambası yanacak. 3 anında kesicimiz açacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonda tamamından bir aşırı akım çekilmesi halinde TEP değerinin üzerine geldiğinde korunmanın işlevini göreceğini gösterecektir. Devam ediyoruz. Hava kurutusu kontrol ediniz. Silika jel diye geçer. İçinde hidroskopik bir madde vardır. Biliyorsunuz arkadaşlar var bir tarafında o transformatör genleşme hazneli transformatördür. Bildiğiniz üzere hermetik transformatörler hava kurutusu o da buna bir düzen olamaz. Dolayısıyla geniş haneli bir tarafınız varsa bu tarafında hava kurusu var. Silika jelini kullanmamız bu kontrol öncelikle transportörün geniş tanındaki kapağın içindeki tanında yeri olduğunu kontrol etmemiz lazım. Yani transformatör ısınması halinde geniş havayı hidroskopik madde içinden ve hava kurusundan dışarı atacak. Trafo devre dışı kaldı ya da yükü çok azaldı. Soğuma halinde de içerideki vakum ortamını yarattı. Hava alma opsiyonunda dışarıdan nemli havayı bir kısmını alt kattaki yağ kalan kısmını kapsunun içindeki silika jel yani hidroskopik maddede tutarak havayı içeri böyle alacaktır. Dolayısıyla buna balık ve renk değişimi söz konusuysa ve o anda yanımızda bir silikonu yenilemek için malzeme yoksa o zaman yapacağımız şey basit arkadaşlar. Hemen en kısa zamanda bunun bu tarafın hidroskopik silikajı değiştirmek üzere gündemimizi almak bu ana kadar da hava kutusundaki silikajı bir havaya bir teneke koyup altta bir ateş ısıtarak kavurmak içindeki madde miktar yerine gelecektir. En kısa sürede bunu tekrar yerine koyarak ne takmak
arkadaşlar hava kurutsun fiteyanı tamamlayacağız. Biz trafo bandından yağ alarak geçeceğiz. Dikkatli file yağını belirtilen seviyeden fazla burada hafızalı olmuş. Belirtilen seviyeden fazla koyacaksınız. Çünkü vakum anında hidroskopik maddenin içine vakumla çekerse hava kutusu hidroskopik madde yani silika jeli yağla yağlayıcı ve özelliğini kaybetmesine siyahlaşmasına neden olacak. Ark boynuzlarını kontrol ediniz ve ayarlayınız. Aynı eksende örneğin 4 kilo bir transformatörünüz varsa ark boynuzlarının arası aynı eksende 22 santime getirilmesi gerekiyor. Kontrol kablosu içine bağlı yani plug-in tipi ise temizliğini yaparak kontrol edeceksiniz. Bunlar sabit bağlantılardır. Evet, 0104 testler arkadaşlar. Üç tarafları ile ilgili. Tabii transformatörde yapacağınız testlerle ilgili ekipmanınızın olması lazım. Bazı izolasyon testleri için minimum 5 kilo DC izolasyon test cihazına ihtiyacınız var. Genelde arkadaşlarımız bunu Megger diye tanımlıyorlar da Megger bir marka. Jilet gibi, keza Pima Pen gibi. Storm Emmy, İngiliz Storm Emmy firmasının o alana cihazın bir markası. Bu izolasyon testi yapabilirsiniz. Bunun dışında yağ elektrik dayanım testi, yağ nem miktarı, çıtırtı deneyi de tanımlarlar, renk kutu testi, yıldız noktası yükselsinin ölçülmesi, işletme topraklama direncinin ölçülmesi, saran testi, işletme topraklaması TT'de geçerli arkadaşlar sadece. TN sistemlerde, daha doğrusu en uygun TT sistemlerde işletme topraklama direnci ölçmenize gerek yoktur. Sarım oran testi, zaten sarım oran testine geçseniz bu yutmaya başladığını çıkmaya başlamıştır. Arızalar, açıklamalar, şeyler geçtirir. Özellikle bu sırada kendisini çok öne çıkarır. Aynı zamanda vermekle tarafında salınım akımları vardır. Eğer akımlar salınmaya başladıysa iç akımlarla sivri akımlarla oluşan bir etkili oluşturur. Keza spir arası akımlar aynı anda yağda gaz üretilmesine açmasına neden olmaya başlama aşamasına gelmiş olması ihtimali vardır. Tabii burada sarım oranı testlerini yaparken buna oran test cihazı bir hayli pahalı bir cihaz. Her arkadaşımızın bunu edinmesi mümkün değil. Bu işi yapan bazı firmalarının elinde mevcut. Dolayısıyla her kademe için ayrı ayrı bu testlerin ölçümlerin yapılması gerekir. Buradan bir rapor alacaksınız. Bu rapora göre transformatörün sıhhat durumu ortaya çıkacak arkadaşlar. Buna göre yapılacak çalışma belirlenecek. Ama bu aşamaya geldiyse zaten kuvvetle muhtemel trafo sökülecek ve bakım onlar için servise geçecektir. 02 başlığı kesiciler arkadaşlar. 02-01 konstrüksiyondur. Kesici yerine yiğit tespit edilmiş. Bu yeni metal muhafazalı hücrelerde daha az karşılaştığımız bir hadise ama zamanla civata bağlantıları sıkılmışsa kesici açma kapama anında silkelenme ile mühürlemeyi yani yerine hareket tutaklarının sabit tutaklara oturması ve mühürlenmesini yapamayabilir. Bu işlemin problemsiz yapılması için biliyorsunuz kesicilerde ayrı bir röle daha vardır. Bu röle ile bu iş mühürleme gerçekleşmiş olur. Antipopaj rölesi adını alır. Tabii bu enerji yokken bir iki açma kapama deneyi yaparsanız kesicinin mekanizmasını ben çok basit bir şey yapıyorum. Varsa bir çakmak koyup kapama bakalım ne oluyor biliyor musun? Sarsın. Eğer böyle bir şey varsa sabitlemeniz lazım. Sarsıntıyı giderecek bağlantılarını kontrol edip bunu geliştirmeniz gerekiyor. Test civataları kısacaksınız. Evet, varsa demir aksamda eski tip merkez genelde olur. Boya ve rötuş sorulabilir. 0-2 band şeyi alt başlık kontrol. Bir çıkış para bağlantılarını kontrol ediniz. Bu bağlantılardan kesiciye mekanik yük gelmemesini sağlayınız. Klasik merkezlerde genellikle bu çok daha yoğun oluşur.
Eğer yük gelirse kesici küvetlerinde bir takım istenmeyen hadiselerin oluşması, özellikle SF6 gazı ile dolu kesicilerde bunun SF6 gaz kaçaklarına neden olması mümkün. Elektriksel irtibatları inceleyip gerekirse bağlantı noktalarının yüzeylerini temizleyiniz. Evet, kesiciniz SF6 ise her üç küvette varsa seviye göstergesi, ki ne yazık ki piyasaya verdiği kesicileri kesici üreten firmalar daha düşük yüksek fiyata verirler. Daha düşük ve üzerine kesici gaz seviyesi göstergesi koymazlar. Ama dağıtım şirketlerine TEİAŞ'a ya da eskiden TEDAŞ'a verdikleri kesiciler hem daha düşük fiyattadır ve üzerinde de gaz seviye göstergeleri vardır. Ben SF6 gazlı kesicilere yapılacak manevra anındaki müdahalede arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu kesici SF6 hem de şu marka güvenlidir gibi bir ruh haline sakın girmeyin diyorum. Çünkü SF6 gazı biliyorsunuz 200 derecede havadan 5 kat ağır, renksiz, kokusuz bir gazdır. Renksiz, kokusuz olması gaz kaçağı halinde bunun kaçağın oluştuğunu, daha doğrusu açma yapacağımız, açma çok risklidir. Açma anında ark uzaması söz konusudur çünkü. O küvetin yüzümüze karşı veya bulunduğumuz ortamda bizi olumsuz etkileyecek bir patlamayla bizi riske sokup sokmayacağını bilmiyoruz. Bu nedenle SF6 gazlı kesiciler olsun, diğer kesiciler olsun mutlaka müdahale anında müdahale pozisyonu almanız son derece önemlidir. Tabii yüz yüze eğitimlerde bunu gösterebiliyoruz da burada gösterme şansımız yok ama en azından şunu söyleyebilirim. Bir müdahale anında mümkünse metal muhafazalı modüler hücrelerde hücreye uzaktan müdahale için bir kablo gelir. Ama bu kabloları kimse açıp da fişine takıp kapının yanına gidip oradan müdahale etmiyor nedense. Bu kadar ucuz mu insan canı bilemiyorum. Kullanın arkadaşlar bunu. Eğer bu kablo yoksa o zaman yan taraftaki hücreye geçip kapı tarafına en yakın pozisyonla butona bastıktan sonra butona basma anında böyle bir patlama ark oluşumunda en az vücut bölümünüzün olumsuz etki altında kalacağı bir pozisyonla yapın. Eğer alttan kesicinin üzerinden müdahale etmeniz gerekiyorsa kesicinin üzerinde sağ ayağınız kesicinin açma kapama hizasında sol ayağınızla 100 metre koşucu pozisyonu alıp yüzünüz kapı tarafında asla kesiciye bakmayacak. Butona bastığınız anda 100 metre koşucunun çıkış yaptığı gibi derhal orayı terk edecek bir pozisyonda kesiciyi böyle müdahale ediniz. Kaçanın anası ağlamaz arkadaşlar. Çok sayıda bununla ilgili can kayıplığı, çok ağır yaralanmalı olaya tanıklık eden bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Zira İzmir Dağıtım Şebekesi'nde uzun yıllar çok sayıda manevraya katılan, manevra ekiplerinin amirliğini yapan bir kişi olarak söylüyorum. Oldukça sıkıntılı durumlara düşmemek için bunları yapmakta, dikkat etmekte fayda var. Evet, elektriksel bağlantı noktalarında korozyon kontrolü yapınız ve temizleyiniz. Kesiciler için kritik bir nokta da arkadaşlar, özellikle üst tarafta meydana gelir arkadaşlar. Üst tarafta doldurma tapalarının olduğu yerde veya üst bağlantıların girdiği noktada biliyorsunuz üstten baradan gelir, kesicinin üstüne girer. Alt taraftan da akım trafoları, koruma akım trafoları ve koruma akım trafoları bağlantısı üzerinden de trafo bağlantıları gerçekleştiririz. Kesici genellikle 3. şahıs trafo merkezlerinde biliyorsunuz trafo korumada olur. Eğer bu bağlantı noktalarında veya kesicinin küvetlerinin her bir izolant tüpün üzerinde beyaz ve pudraya benzer bir kalıntı görüyorsanız bilin ki o kesici gazını kaçırmıştır ve o pudra şeklindeki madde son derece toksik bir maddedir. Solunmaması, havaya karıştırılarak göze ve solunum yollarına zarar vermeyecek bir opsiyonla, belki süpürgeyle, belki ıslak bir bezle temizlenmesine fayda vardır. Buna da dikkat etmekte yarar var arkadaşlar. Temizlik maddesi, hücre temizliği yapıyorsunuz. Demir montaj aksamının
kesici kutuplarının yüzey temizliğini yapıyorsunuz. Mekanizma kapağını açarak basınçlı hava yardımıyla temizlik yapıyorsunuz ve gerekli yağlama gereken noktalara gerekli yağlamayı yaptıktan sonra kesici kapağını kapatabilirsiniz. Tabii kesici kapağını açtığınızda atlamamam gereken bir şey var arkadaşlar. Onu da şuradan anlatayım. Eski tip, yani 2000 yıl öncesinde yapılmış klasik tip merkezlerde, biliyorsunuz bizim hücrelerin içinde su borularıyla uzaktan hücre kapısındaki mekanizmaya monte edilmiş ayırıcı kollarıyla su borularıyla kumandayı aktararak dahili ayırıcıları açtığımız trafo merkezleri yapıyorduk. Bu sistemde özellikle ayırıcı topraklıysa veya adi sigortalı ayırıcıysa, dahili sigortalı ayırıcıysa, dahili adi ayırıcıysa, kol ayırıcı kapalıyken, kesici kapalıyken ayırıcının açılmasını engelleyen solenoid bir kilit mekanizmasıyla elektriksel kilitlemeler yapılırdı arkadaşlar. Buradaki amaç da bu kilit, ayırıcı kilit mekanizması 24 volt örneğin DC ile çalışıyorsa, o butonun ucundaki 24 voltu kesiciden kesmek, yardımcı kontağından kesmek. Yani kesici kapalıyken açık kontaktan 24 voltu devre dışı bırakıp, kesici kapalıyken ayırıcı ucunun açma butonuna bastığınızda kilidin çözmemesini, yanlışlıkla yük altında ayırıcının açılıp patlatılmamasını sağlayacak bir kilitleme. Ama bazen bu tip merkezlerde kesici kapalıyken arkadaşlar, yani devredeyken, yük altındayken bakıyorsunuz buton şak şak diye çalışıyor. Ayrıca yanlışlıkla açmaya kalkarsanız orada büyük patlamayla karşı karşıya kalacaksınız. O zaman o kontağın normalde kesici kapalıyken, yani devre yük altındayken kapalı kontaktan geçirildiğini, ilk bakımda onun kesici kapalıyken açık kontağa aktarılması gerektiğini buradan hatırlatmak isterim. Evet, hücre temizliği yaptık kesicilerde. Montaj ve kutup yüzey temizliğini yaptık. Şayet kutuplarda bir ark yalaması ve burada hafif bir karbon yüzey oluşması söz konusuysa, burada eskiden biz tekten aldığımız gliptol denilen bir izolasyon malzemesi vardı. Bu çok güzel bir izolasyon tamir malzemesiydi ama şu anda gliptolün farklı çözümleri var. Kutup boyaları var. Üçem'in de var. Yerli firmaların ürettiği kutup boyaları, hatta bu sprey boya şeklinde de atılabilen cinsleri var. Hani hiçbir şey bulamadınız. Örneğin yerli firmamız, oldukça başarılı bulduğumu buradan ifade etmek isterim, AC firmasının AG reçine izolatör başlıklarından bir tanesini, sırf reçineyi temizleyip oraya fırçayla sürerseniz aynı izolasyon değerlerine ulaşmak ve bu ark etkisinden yarattığı düşük izolasyon yolunu onarmış olursunuz. Bu da oldukça iyi bir çözüm yoludur. Revizyon, kesicilerde revizyon noktasına geldiyseniz mutlaka bir servise ihtiyacınız var arkadaşlar. Ancak mekanizmada bir problem varsa, açma kapama yapmıyorsa, sekonder koruma testlerinde böyle bir sorunla karşılaştıysanız tek tavsiyem var: bu kesiciyle yola devam etmeyin. İşletme sahibi sizi bu kesiciyi devreye alma konusunda eğer ısrarlı davranıyorsa, o zaman mutlaka bir tutanak yapmanız ve kesicinin devreye alınması halinde böyle bir arıza olması, bu arızanın can ya da mal kaybı riski yaratabilecek potansiyeli durumunda, açma koruma devrelerinin kesiciye açma kumandası verse dahi kesicinin bu sorunu mekanik sorun nedeniyle açmayacağından dolayı ortaya bir sorumluluk çıkacağını, bu sorumluluğu tesis sahibine aktardığını veya tesis yetkilisine aktardığını, buna rağmen bu risk potansiyelini aktarmış olmamıza karşın kesicinin kapatılarak devreye alınmasını talep etmesi üzerine tüm sorumluluklar, hukuki cezai sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kesici üzerinden trafo merkezi devreye almıştır gibi bir tutanak yapmak son derece önemli. Ben bir sefer karşılaştım bununla ilgili arkadaşlar ve böyle yaptık. Evet, kesici rengine çok az sayıda kaldı arkadaşlar. Milyonda bir az yağlı kesiciler ama hala var. Yağ eğer çok kararmışsa çok basit, transformatörden yağ alıp değiştirebilirsiniz.
SF6 gazlı kesici ise, ki bu daha yoğun kullanıyoruz şu anda SF6 gazlı kesicileri, gaz kaçağı kontrolü. Bunun için de bir SF6 gaz kontrol cihazına ihtiyacınız var. Bende yok şahsen. 3 faz ay tüplerdeki gaz miktarını ölçüm, basınçlı ölçüm cihazımda bende de yok. Bunu ancak servis çağırmanız lazım. Eğer eksiklik varsa gaz takviyesi söz konusu olabilir. Evet, SF6 kaçağı çok yoğunsa, kutupta bunu gazı tutmuyorsa yedek kutup temin edilmeli ve o kutuba ait izolen tüp değiştirilmeli. Bunu da yine servis yapabilir. İşte burada kilit devreleri ile ilgili notum burada arkadaşlar. Sekonderi devreyle bu değişiklikten sonra açma kapama deneylerinin yapılarak kesicinin normal çalıştığını da garanti altına almalıyız. Akım trafolarına gelirsek, konstrüksiyon temizliği, izole bölümlerin yapıların temizliğini yapıyoruz. Kontrol ve tahkik ediyoruz. Bağlantıları kontrol ediyoruz. Akım trafosunun sekonder devresinin kısa devre olduğunu kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz akım trafoların sekonder devrelerinin kısa devre olduğunu kontrolü çok önemli. Nereden kısa devre olur akım trafosu? Örneğin YG akım trafosuysa arkadaşlar, ölçü devresindeyse sayaç akım bobin üzerinden kısa devre olur. Koruma akım trafosuysa sekonder koruma devresinin akım bobin üzerinden kısa devre olur. Açık devre ise tam yük çekildiği bir durumda aşırı gerilimleri üretme riskiyle karşı karşıya kalırız. Evet, dış devrenin kısa devre olduğunu kontrol ettik. Bütün sekonder terminal bağlantıları normal olduğunu gördük. Test ettik. İzolasyon testi yine en az DC 5000'lik bir cihaza ihtiyacınız var. Bu arada hemen söylemem lazım arkadaşlar. YG devrelerinde özellikle kablo, YG kablosuyla beslenen sistemlerde üzerinde trafo merkezi de var. Açma gerçekleşti. Açma gerçekleştiğinde dikkat edecek işletmeci arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus var. Bu hem işletme sorumlusu hem de bakımla ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız açısından önemli. Eğer açma yapıldıysa bu açmanın nedenleri mutlaka araştırılmalı. Bu araştırma yapılmadan asla ve asla tekrar deneme enerjisini tatbik edemezsiniz arkadaşlar. Tatbik ederseniz bir nokta faz, direkt faz toprak teması varsa can kaybı riski veya daha büyük sorunlar yaratacak, yangın ve can kaybı riski sorunları yaratacak bir şeyi tetikli bir şey olabilirsiniz. Genel bir kural vardır yüksek gerilim işletmeciliğinde. Aşırı akım açması varsa, tabii bunu rol üzerinden görebilirsiniz ancak, bir kez test edersiniz, denersiniz. Tuttu, tuttu. Tutmadıysa denilmesini inceleme başlar. Tutmama nedeni. İki, bu tutmama nedeni de faz toprak arızası olabilir. Ama toprak açması varsa, faz toprak açması, asla deneme yapılmaz arkadaşlar. Özellikle hava hayatı da barındıran tesislerde, belki de bir iletken koptu ve yerde. Siz tekrar enerji verdiğinizde yerdeki iletken inanın bana yılan gibi hareket edecek ve bir canlının yaşamının sona ermesine neden olabilecektir. Ve böyle bir durumda yere düşen yüksek gerilim iletkenleri asfalttaki yarattığı o faz toprak kısa devresiyle cam zerreciklerine dönüştürür. Yerdeki kum ve benzeri toprak elementlerini. Evet, baktık, kontrol ettik. Olmadı, tutmadı. O zaman toprak açması varsa mutlaka izolasyon test cihazıyla her bir faza ait izolasyon testlerini kontrol etmemiz lazım. Genelde üzerinde trafo merkezleri de var. Trafo merkezlerinin olduğu bir fiderde genelde geçmişte bizim uygulamamız şuydu. Kilovolt başına minimum 3 megohmluk bir direnç isterdik. 34 kilovolt bir gerilim şeyiniz varsa, işte 100 megohm görürseniz enerji verirdik. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ama genelde 5 megohm kilovolt başına bir izolasyon seviyesi bizim için oldukça iyi bir izolasyon seviyesidir. 3 ile 5 megohm gördüğünüzde o tesisin o bölümüne enerjiyi tatbik edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Sekonder bağlantıların, uç bağlantıların kontrol ediyoruz akım trafosunda. İzolasyon testi geliyorsa test için olanağımız varsa yapıyoruz, yoksa yaptırma olanaklarını araştırıyoruz. Parafudurlar. Parafudurlarda artık eskiden 5 kiloamperin üzerinde bir tek 10 kiloamper parafudur vardı.
10 kilo amperin üzerinde parafuduru yapamıyorduk arkadaşlar. Gerekçesi de parafuduğun içinde bir takım diskler vardır. Eski genel başkanımız Asım Bıra, sana çok teşekkür ediyorum. Bir bardak çay geldi bu arada bana. Ben çayımı da izin verirseniz bir yudum alarak oradan devam edeyim. 20 kilo amper yapılamıyordu arkadaşlar. O içindeki tabletler ve parafuduğun yıldırım darbesi sırasında akım, ıya akımından kaynaklı ısınma, ısınma da parafuduğun dış gövdesinde genleşmeye neden olduğu için 20 kilo amperde porselen gövdenin patlamasıyla sonuçlanıyor. Denendi de bu. Bu nedenle örneğin 30 kilo volt ve 36 kilo volt en büyük akımlı parafudurumuz 10 kilo amperdi. Şimdi 20 kilo amperlik parafudurlar yapılabiliyor. Silikon esaslı, esneme sorunu yok. Dolayısıyla parafudurların da kontrolleri biraz daha kolaylaştı. Silikonların izolasyon seviyeleri bir hayli yüksek. Yüzey arkı genellikle oluşmuyor. Neden oluşmuyor derseniz, parafudur izolatör sayısı silikonda çok rahat baskı ile elde edilebildiği için çok sayıda izolatör yer alıyor üzerinde. Bu şeyde biraz daha zordu. Çok sayıda izolatör yapmak porselende izolatörlerin incelmesini zorunlu tuttuğu için kırılgan hale getiriyordu. Taşıma, yerine monte edip anında da bunlar kırıldığında parafudur devre dışı kalıyordu. Şu anda izolatör sayısını arttırmak döküm esnasında yaşta ve şeyde atlama gerilim değerini artı izolasyon seviyesini büyüttüğü için artı elastik olduğu için silikon esaslı parafudurlar birçok sorunu çözdü. Topraklama konusunda ne yapmamız gerektiğinde az önce konuşmuştuk arkadaşlar. Maksimum 2 ohm değerini geçmeyecek. Bu 2 ohm genellikle Türkiye'de topraklamada trafo merkezlerinde çok sık üretilip tüketilen hap kavramlarla alakalı bir şey değil. Tam tersine hesapla bulduğumuz bir değer arkadaşlar. Bilimsel bir karşılığı var. Özellikle bunun altını çizmek isterim. Ayırıcılar. Klasik tip merkezse mevcut ayırıcılar yüzey deşarj ve tahribatı yönünden hem izolatörleri hem de iticileri yönünden kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer yüzey yalaması deşarjı varsa yine kutup boyasıyla bunları onarabilirsiniz. Kutup boyanız yoksa başlık reçinesiyle onarabilirsiniz. Kapalı tip metal muhafazalı modüler hücrelerde döner mekanizmalı yük ayırıcıları ise normal koşullarda biliyorsunuz bu hücrelerin bakımı 5 yıllık periyotta birdir. Ama bunun 5 yılda bir olması için hücre ısıtıcı termostat devreleri enerjili ve sürekli bakımını yapılıyor olması şartıyla 5 yılda birdir. Yani eğer bu devre dışı kalırsa içeride belli iklim dönemlerinde nem yoğuşacak ve burada bu periyot ve bozulacak arızalar ortaya çıkacaktır. Topraklamalar. Topraklamalarla ilgili olarak biliyorsunuz bir yönetmeliğimiz var. 2001 yılında yayınlandı. 24.500 sayılı resmi gazetede. Topraklamalar yönetmeliğine uygun olarak bu testlerin bakım ve revizyonlarının kontrollerinin yapılması gerekiyor. Kontrol periyodu sanayi tesislerinde arkadaşlar yılda bir. Sanayi tesisi eğer bir enerji akil hattı ile belli bir noktadan branşman alıp besleniyorsa sanayi tesisi trafo merkezi yılda bir, sanayi tesisi trafo merkezini enerji taşıyan enerji akil hattının ise 5 yılda bir topraklamalarının, direkt koruma topraklamalarının baştaki parafudur topraklamalarının ölçülmesi gerekiyor. Ha, birini ölçerken her yıl yaparsanız sizin elinizi tutan yok. Yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii topraklamalarda yapılacak ölçümlerde ve bakımda yapılacak çok önemli şeyler. Öncelikle kontrol ve bakımda trafo merkezi içindeki bütün mekanik noktaların trafo merkezi koruma topraklamasına varsa içeride yoksa yapmakta yarar var. Bir eş potansiyel bara düzenlemek. Bu eş potansiyel barayla tüm yapıların sürekliliğini, topraklama sürekliliğini kontrol etmekte çok büyük fayda var. Varsa gevşeyen civataları sıkmak, korozyon noktalarını onarmak ve buraları kutup boyasıyla, çinko boyayla boyayarak
korozyon etkisini ilerlemesini engellemek gibi işlemleri yapmamızda yarar var. Toprak parası varsa dediğimiz gibi bütün bağlantılar için aynı işlemleri bir kez daha tekrarlıyoruz. Bütün civata ile bağlı elemanların her birine bir ayrı birim kabul ederek her birimin topraklama parasının olan bağlantılarını yine sürekliliklerini aynı işlemi yaparak tekrarlıyoruz. Yine hücre kapıları yapacağımız son kontroldür arkadaşlar. Hücre kapı kasaları ile kapalarının flexible bir iletkenle mevcut topraklama sistemine irtibatlarının kontrolü son derece önemli arkadaşlar. Topraklanmış birimler arasında irtibatlar demiştik. Topraklama barasının trafo merkezinden itibaren eski tip merkezler için bir hayli önemli. Çünkü onlarda temel topraklama opsiyonu yoktu arkadaşlar. Temel topraklama sonraki dönemde 2001 yılından sonra başladı. Bunlar direkt toprağa yapılıyordu. Trafo merkezinden çıkan şeridin toprağa girdiği noktada bir 50 santim civarında açarsanız şeride bir bakarsanız eğer galvaniz şerit korozyon nedeniyle kapkara bir hale almaya başlamışsa ya bu korozyon tespiti demektir. Yeraltıda bu bölüme paralel bağlayacağınız ikinci bir topraklamayla bunu takviye etmek durumunda kalabilirsiniz. Yayılma direnç değerinin ölçülmesi ve bu yayılma direnç değerinin de elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre değerlendirilmesi gerekiyor. Trafo merkezi koruma topraklamasında bu değerlendirmede tabii öncelikle fiderbaşı sekonder koruma rölesinin T açma süresini bilmeniz gerekiyor. Örneğin açma süresi 0.5 saniye ise en kritik süredir, uzun süredir. 0.5 saniye alırsanız yüksek gerilim tesislerinde kullandığımız bir eğri vardır. Sınırlı süreler için izin verilen dokunmaz gerilimi eğrisi diye geçer. Bu eğriye göre 0.5 saniyede kesilmesi şartıyla YG'de meydana gelecek UE geriliminin sınırı 2 UTP değerini geçmemesi lazım. Örneğin 0.5 saniye için bu eğriyi çekerseniz UTP gerilim değeri 220 volt olur. 2 UTP 440 volt olur. Bu durumda sizin YG tesisinizde bir faz toprak kısa devresi olduğunda faz toprak kısa devresinin büyüklüğü ve faz toprak kısa devresinin aktığı direnç yolunun IE çarpı RE'den dolayı meydana gelen UE değeri 0.5 saniyede açması şartıyla meydana gelen 2 UTP değerinin altında kalıyorsa trafo merkezindeki mevcut topraklama uygun bir topraklamadır diye raporunuzu hazırlar, imzanızı basarsınız. Ya da bu sınırı geçiyorsa 4 UTP değerine göre kontrolünüzü yaparsınız. 880 voltun altında mı UE değeri? Tabii 4 UTP değerini eğer uygun durumda tespit ederseniz bu kez topraklamalar yönetmeliğinde belirtilen M koşulları, M koşullarına göre tedbirler almak zorundasınız. Örneğin bu direkt tipi bir trafo merkezi ise transformatör ve AG panosu koruma topraklamalar birbirine bağlı olduğu için bunun etrafında 3 tane şeritle eş potansiyel topraklama yapabilirsiniz. Buradaki amaç da bu panoya ya da demir direğe yaklaşan bir kişinin 1 metre 20 santim yaklaşmadan bu direğe dokunması vücut fiziksel uzantı anlamında mümkün olmayacağı için bu mesafeye geldiğinde de zeminde döşenmiş ve direkt koruma topraklamasına bağlanmış şerit iletkenlerin üzerinde olacağı için ve aynı potansiyeli yaklaşmış olacağı için buradaki M koşulları yaratılmış olacaktır. Keza izole hale getirmek, örneğin bina tipi trafoda böyle bir sorun varsa duvarları, zemini izole etmek, kapıları izole etmek. Bunun için bir takım poliüretan boyalar var. Bunlarla sağlayabilirsiniz. Bunlar M koşulları olarak geçer arkadaşlar. Veya topraklamalar yönetmeliği kurtarmadığı değerler sayfa 80 ek J2'ye bakacaksınız. Ek J2'de der ki eğer sisteminiz, trafo merkeziniz bir fider üzerindeyse ve bu fiderde, fider başında T yaştan size kadar ve sizden sonra da devam eden kablonun konsantrik toprak iletkenleri trafo merkezlerinin her birinde koruma topraklamasına bağlı gidiyorsa sizin trafo merkezinizdeki koruma topraklamasını da trafo merkezindeki kısa devre akımı
yarısı ya da 0,5-0,6 kadarı, yani %50-60'ının bu konsantrik iletkenden gideceği, kalan kısmının koruma topraklamanızın üzerinden akarak Trafomer TİH yıldız noktasına yer altından döneceği, dolayısıyla akacak koruma topraklamanızdan akacak IE akımı %50 azaldığında, %50 azalmış akımın koruma topraklamanızla IE çarpı RE'den dolayı meydana geleceği UE gerilimi küçüleceği için bu da bir şart. Bunları topraklamalar yönetmeliğinde uygun olarak raporlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben tabii genç meslektaşlarıma ek öneriler de paylaşmak istiyorum. Trafo merkezi içinde bir çalışma yapacaksanız, oraya çağrıldıysanız, orada bir arıza vardır. Arıza varsa orada 220 volt aydınlatmalar çalışmayacak demektir. O zaman arkadaşlar priz devresinden şarj olan, şu anda LED şarjlı oldukça güzel şeyler var. Yedek aydınlatmalar var, emerjensi aydınlatmalar. DC aydınlatma yapın, sizin işinize yarayacaktır. Kablo rögarı ve kanalları trafo merkezine giriş bölümlerinde tam kapalı olmasını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde fare başta, tüm sürüngenler, yılanlar şu anda baş belası. Özellikle beton köşklerin konulduğu yerlerde kablo girişlerindeki delikler kapatılmazsa arkadaşlar, belli aylarda yılanlar kablolara sarılarak hücrelerin içine girerek baya büyük patlamalar yaratıp hücrelerde hasarlara yol açan, arızalara yol açan şartları oluşturuyor. Bunlar çok yoğun. Çatı akıntısı var mı? Çatı akıntısı varsa oldukça enteresan şeylerle karşılaştık meslek hayatımız boyunca. Hani Murphy'nin bir postulatı var. Murphy diyor ki, üzerine tereyağı sürülen bir dilim ekmek yere düştüğü zaman daima yağlı yüzeyin üzerine düşer. Yağlı yüzeyin üzerine düşme ihtimali ise yerdeki halının kıymetiyle doğru orantılı olarak artar der. Bu çok enteresan bir noktadır arkadaşlar. Eski tip trafo merkezlerinde beton çatı yapılan ya da diğer çatı yapılan yerlerde ne zamanki bir çatı akıntısı varsa inanın en kritik enerjili noktaya akar bu damlamalar. Murphy haklı galiba, dedirten bir tespittir bu. Bu izolasyonu yapılması bu anlamda önemli. Kapı ve patlama panjurlarındaki tel fensler mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii burada patlama panjuru nedir diyebilirsiniz. Trafo merkezlerinde arkadaşlar iki tip panjur vardır. Bunların özellikle şu anda metal muhafazalı modüler hücrelerde kapı üzerlerinde hem trafo hücre kapısı hem de YG giriş kapısı üzerinde ve altında yer alan panjurlar soğutma panjurlarıdır. Ama arka tarafta trafo merkezi beton köşkünün arkasında uzun ince bir panjur daha vardır. Bu tabii ki soğutmaya da katkı sunar ama esas amacı patlama panjurudur. Bu beton köşkler yurt dışında tip test laboratuvarlarına götürülür ve burada basınç testlerine tabi tutulur. Yani der ki işte şu tip hücrem benim, işte şu güçten şu güce kadar trafoyu buna koyabilirsiniz. Örneğin 1250 kV'ya kadar koyabileceğiniz bir trafo olsun. 2,5'a 4,5 metre boyunda bir trafo. Bu trafonun içinde 1250 kW bir trafonun yaratacağı dinamik basınç taklit edilir. Bu dinamik basınç taklit edildiğinde test istasyonu tip testte örneğin kapı yerinden çıkıp örneğin ön tarafta monte edildiği yerde yoldan geçmekte olan bir insanın üzerine düşmeyeceği garanti altına alınmalıdır. Artı bu basıncı rahatlıkla patlama panjuru artı kapı panjurlarından dışarı boşaltabileceği de kanıtlanmış olmalıdır. Tip testlerde bunlar test edilir arkadaşlar. Bu nedenle o panjurun adı patlama panjuru olarak da tanımlanır. Evet, bu şiklerden AG'ye kadar tüm irtibatları kontrol ediniz. AG panosunda şalter ayağı, bıçaklı sigara altlıkları, kablo pabuçları, renk değişimi, kararma ve belirtileri inceleyiniz. Bunu ben yıllar önce yazmıştım arkadaşlar bunu. Çünkü o zaman termal kameralarımız yoktu. Şimdi de çok sayıda arkadaşımızda termal kamera yok. O zaman gözlerinizi bu belirtileri algılayacak şekilde terbiye etmemiz gerekiyor.
AG panosunda biliyorsunuz gerilim düşük olduğu için çekilen akımlar büyüktür. Şalter ayaklarına bakın. Şalter ayaklarında genellikle gümüş kaplama olan yerlerde bazı ayak, bir ayak kapkara olduysa bilin ki orada bir geçiş direnci vardır. Veya dengesiz yük artı geçiş direnci vardır. Bu kararma ortaya çıkan ısıdan dolayı korozyonun hızlanmasıyla ortaya çıkar. Keza bıçak sigorta ayakları, keza kablo pabuçlarında renk değişimi varsa arkadaşlar bilin ki orada bir geçiş direnci kaynaklı hızlanmış bir korozyon vardır. O da bir süre sonra orada hem güç kayıplarına hem enerji gerilim seviyesinin düşmesine bir süre sonra da arızaya yönelecek ipuçlarını size küçük küçük fısıldamaktadır. Ama doğrusu bu bakım öncesinde bir termal kamerayla nominal yük çekildiği bir anda tüm sistemi kontrol etmek, kritik ısınmaların olduğu şalter, kablo, sigorta gibi yerlerde bu kritik ısınma nedeninin çekilen bir sınır değerinin üzerine geçmiş akımdan mı yoksa kötü bir temastan mı kaynaklandığını hem termal görüntü hem de o anda ampermetreyle çekilen akımlar ölçülerek bunların raporlanması. Eğer orada bir kritik eşik tespit edildiyse ki normal noktaya göre 5,5 derece bir ısı fark varsa orada bir problem vardır olarak uluslararası standartlar bunları belirlemiştir. İlk fırsatta orada bir bakım yapılması lazım. Dikkat! Bu bir şalter ayağında bir bakımsa ya da bir iki bara bağlantısı noktasında bir bakımsa sadece sıkmak hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Öncelikle bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Çünkü baraların iç yüzeyinde ya da şalter ayağının baraya bağlandığı iç yüzeyde korozyonla ısıl etki sonucu oluşan korozyonla bakır kesit kaybetmiş ve korozyon etkisiyle orada bir tabaka oluşmuştur. Doğru işlem enerji keserek bunları ayırmak, ince bir zımparayla korozyon tabakasını temizleyip ondan sonra irtibatlamaktır. Hatta bazı yüksek akım çekilen yerlerde ise düşük geçiş direnci sağlayan bir takım şeylerle, greslerle bu irtibatlarda tekrar bağlanmasında fayda var. Evet, harici sigortalı toprak layıcılar için kritik bir konu var arkadaşlar. Bu benim İzmir Şube Başkanlığım sırasında bir toplantıya geç kalmama neden olmuştu. Ve arkadaşlarım da eleştirmişti ama yapacak da bir şey yoktu. Çünkü arıza vardı. 300 kişi, küsür kişi, 325'ti galiba. Personelin çalıştığı bir fabrikada karşılaştığımız bir olumsuzluktu. Bu bizden önce bir işletme sorumlusu olan kişiden işletme sorumluluğunu aldığımız bir fabrikaydı. Diğer işlerini de biz yapıyorduk. İşte hatta meydana gelen ufak tefek işlerini de. 3 ay sonraydı takriben. Veya 2 ay da olabilir, yanlış söylemeyeyim. Bir şey tespit ettik ve trafo merkezinde ilk ay sürekli bir vuruntu başladı. Vuruntulu kesikli darbeli çalışma ama o dönemlerde arkadaşlar çok sık gerilim kademe ayarı yapıldığı dönemlerdeydi. Onları daha sonra EMO'nun çalışması sayesinde ortadan kaldırdık. O Güneydoğu'dan buraya kadar 138 kilovolta kadar, 132 kilovolta kadar 154 kilovoltun düştüğü dönemlerde oluşan bir hadiseydi. Tabii burada bizden önceki arkadaşlar kim geldiyse kademe ayarı yapmış ve kademe komutatörünün yerine oturtmadığı için kademe kontaklarında kaynaklı bir olumsuzluk ortaya çıkmış. Söylemiştim ben. Burada çok ciddi bir sorun var. Bu trafoyu uzun süre kullanamazsınız. Trafonun bakım alınması lazım. İşte ama Musa Bey biz mi yurt dışına işte terminimiz var şu konfeksiyon ürünlerini yetiştirmek zorundayız falan deyip bir türlü enerji kesintisine fırsat vermemişlerdi. Tabii en sonunda trafoda bir arıza oldu. Arızayı test etmek için enerji kesmemiz lazım. Duvarda hemen bir hattan branşman alan sigortalı ayırıcı var. Burada yer altına iniyor. Yaklaşık bir 100-125 metre mesafede de bina tipi trafo merkezinde bu kabloyla hücreye giriyor. Hücrede açık tip hücreler bunlar. Klasik merkezler. Hücrede bir sigortası var. AD ayırıcı var. AD ayırıcının yanında mühürlü ölçü bölümü içinde 630 kV'ydı. Akım ve gerilim trafolarının bulunduğu bir ölçü hücresi. Oradan sayaç devrelerini besleniyor tabii. Oradan yanında bir kesici hücresi. Kesici hücresinden çıkışta kesici hücresi
yoktu. Pardon, yoktu. Sigortalı bir ayırıcıyla beslenen bir hücre 630 kahva sigortalı yük ayırıcısı üzerinden besleniyordu. Şimdi burada enerji kesmemiz lazım. Kesemiyoruz. Ayırıcıyı açıp hücrelerin içinde müdahale etmemiz lazım. Yük ayırıcı, pardon, direkteki ağrı sigortalı topraklı ayırıcının kolu bir türlü çalışmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir arkadaşımız ara mafsalda zıplıyor. İki kişi kolla uğraşıyor. Kol sürekli flambaj yapıyor ama bir türlü açılmıyor. En sonunda birkaç saat geçti. Ne yaptıysak kolu açamadık. Elektrik şebekeden sağ olsun Ziya arkadaşımız bir ekibi geçiyordu. Onları çağırdık ve kepçe üzerinden bir arkadaşımız yangın kancasını getirdim. Yangın kancasının sapının altına bir çivi çaktık. Bir alüminyum alüminyum diyorum. Halat plastik özellikle naylon bir halat bağladık. Bu sapı ucundaki kancayı yangın kancasını da 34.5 ayırıcının orta çenesine taktık. Bir kişi ara mafsalda zıplıyor açma yönünde. İki kişi alttan kolla uğraşıyor. İki üç kişi de karşıdan halata asılıyor. Ayırıcıyı zor açtık arkadaşlar. Neyse trafo için o zaman kapanmamıştı. Etitaş'tan Özdemir Bey geldi. Çok sevdiğim bir mühendisti. Test baş mühendisiydi. Oran testi yapıldı ve tam benim tahmin ettiğim gibi kademe komutatörü yanık çıktı. Trafoda Etitaş'ta açıldığında 15 bin kilometre yapmış. Dizel motor yağı gibi de kapkara yanmış bir yağ çıktı trafonun içinden. Tamir edildi, yenilendi. Sonra monte ettik. Tabii bu arada arkadaşlar ben bu ayırıcı niye açılmaz diye kafaya taktım. Sonradan fark ettim ki bizim arkadaşlarımız bir yerde ayırıcı monteci yeni bir tesis yapıyoruz. Direkt yerde yatıyor. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Getiriyorlar ayırıcıyı. Eskiden olduğu gibi ayırıcıyı monte ettiğimiz bir kaide de yok. Ayırıcıyı direkt beton direğin üzerine yerde oturtuyorlar. Önce üstteki kelepçeyi takıyorlar. Sıkıyorlar her iki tarafını da. Alttaki kelepçeyi takıyorlar. Alttaki kelepçeyi taktıklarında iki tur sol tarafı, iki tur sağ tarafı, üç tur sol tarafı, bir tur sağ tarafı sıktıklarında bizim, beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ayırıcımız şöyle çarpılıyor arkadaşlar. Ayırıcı direk üzerinde çarpık bir şekilde sıkılınca arada kolun bağlandığı ve hareketi iticilere ileten mil ayırıcının bir tarafında alttan sürtünmesi artıyor. Öbür tarafında da üstten sürtünmesi artıyor. Bu ayırıcıyı artık açıp kapamak mümkün değil. O kadar büyük sürtünmelere maruz kalıyor ki o kayma yataklar. Tabii ben bunu fark edince ayırıcı üreten firmalara notlar yazdım, gönderdim. Lütfen bu ayırıcıların üzerine montaj şeyine yazın diye. Hatta EMI firmasından bir teşekkür de gelmişti. Onlar yazmışlardı uzun bir süre. Dikkat, ayırıcıyı monte ederken işte tur sayısı sayarak sıkınız kelepçeleri diye. Aksi takdirde ayırıcı çarpılacak ve açıp kapamasında sürtünmeler arttığı için zor açılıp kapanacaktır diye. Hakikaten bunu yaparak düzeltelim dedik. Alttaki şeyleri, civataları gevşettiğimizde ayırıcı bir sallandı böyle. Dengeye geldi. Sayarak civataları sıktığımızda az önce bir türlü çalışmayan kol çok rahat bir şekilde ayırıcıyı açıp kapatacak bir pozisyona geldi. Evet, bunu da özellikle buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Ek önerileri de koyduktan sonra transformatör AG bushinginden başlayarak AG çıkış ponasına kadar tüm hatları kontrol edecek. Ölüm tehlike ikaz levhalarını kontrol etmek. Dahil ayırıcı kol kumandalarını kontrol etmek. Keza harici sigortalı topraklı ayırıcınız varsa ayırıcının altına gelip ayırıcının altından yukarıya doğru bakıp ayırıcının alt çizgisini 3 çizgisiyle paralelliğini kontrol edilip ayırıcının kasıntılı sıkılıp sıkılmadığına dair fikir sahibi olmaya çalışmak. Kapı kilitlerini kontrol edip yağlamak. Bütün bunlar trafo merkezinde yapacağımız ek bir çalışmalara ilişkin örnekler. Arkadaşlar ben dilerseniz burada sonlandırayım. Soru olarak var mı gelen? Ben nereden bakabilirim buna?
Soru var mı diye. Herhalde şuradan bakacağız. Evet. Soru var mı arkadaşlar? Sorusu olan arkadaşım varsa kayıtların YouTube linkini paylaşacakmış arkadaşlarım. PDF sunumu bize gönderecek mi? Ben Ankara Şube'deki arkadaşlarıma göndereyim. Bunda devam eden biraz yerler var ama takdir edersiniz ki bugün sabahtan beri bir eğitimim var. Gerçekten bir hayli de yoruldum arkadaşlar. 46. dönemde beni eğitmenlikten attığı için 46. dönem MO Yönetim Kurulu biraz performans kaybetmişim. Bundan dolayı hepinizin anlayışına sığınıyorum arkadaşlar. Kalan bölümü de birkaç soru. Arkadaşlar YG hattı direklerinde kaç ohm diye bir soru geldi. TEDAŞ burada 20 ohm diye tutturuyor. 20 ohm'u tutturamayacağınız çok şeyler, direklerle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şu acı örneğini de vereceğim arkadaşlar. Zira bu yüksek gerilim direklerinde eğer şayet TEDAŞ'ın veya kabul heyetinin talep ettiği 20 ohm değerini tutturamazsanız yapacağınız çok basit bir şey var. Demir direkse demir direğin kenarlarından 50 santime ufak bir kazı yapın. Hiç kazamıyorsanız yüzeye birinci 50 santime kare olarak bir şerit iletken. Direkten ilk döşediğiniz şeritten 50 santim uzağa, direkten 1 metre uzağa ikinci bir şerit iletken. Direkten 1,5 metre uzağa 50-50-50 3 tane şerit iletkeni döşediniz. Bunları birbirine bağlayarak diğer ucunu da direkt korumaya istibatladınız. Üzerine beton dökün ya da beton dökebileceğiniz bir yer değil, rahat kazabileceğiniz bir yerse bir kanal açarak bunun içine döşeyin. Uçlarını da direğe bağlayın, kapatın. Bitti arkadaşlar, burada topraklama diye bir derdiniz yok. Zira bu direkte faz toprak arızası olduğunda direk koruma topraklamasından T yaşın yıldız noktasına doğru dönen akım IE çarpı topraklama RE değerinden kaynaklı dokunma geriliminin aynı potansiyelde üzerinde durduğunuz noktayla aynı potansiyelde olduğunuz için yayılma direnç değeri diye bir şey yok arkadaşlar. İsterse 200 ohm olsun. Topraklamalar yönetmeliği açısından uygundur. Acele verdiğim örnek şu. Diyelim ki bir ayırıcınız var. Ayırıcınızın iticileri arkadaşlar veya akım trafonuz yüzeyinde bir ark yalaması oldu. Burada karbon bir tabaka oluşmasına yönelik yüzey izolasyon değeri düştü. Alce'nin şeyleri var. Ben Alce'yi çok beğendiğim için söylerim. Başka bir markayı da kullanabilirsiniz. Başlık reçine malzemeleri var. Hatta plastik bir kap şeydir bu. Şöyle bir sıkıştırmayla alttaki sertleştirmeyi hızlandırıcı maddesi alttadır. Üstte de reçine bölümü vardır. Alttaki hızlandırıcıyı hiç kullanmayın. Reçine bölümünü kesin. Oradan bir fırçayla o yalama olan bölüme. Reçine zaten onun yüzeyi. Reçine gövdeli diye geçer. Aynı kendi malzemesiyle yüzeyine düzgün bir şekilde bu ark yalayan kısmı koyarsanız onarım bitti arkadaşlar. Anlattığım bu. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Bir arkadaşımız bir şey söylemiş. Çok şey eksik demiş. Kim, hangi arkadaşımız bilemiyorum. Kodlu bakım esos zamanı yapıcı güncellemeye ihtiyaç var arkadaşlar. Aynen katılıyorum. Ama genel şeyde bu şeydir. Birçok yerde kullanmaya uygundur. Sıkıntı yoktur. Bizim zaten çok sayıda trafo merkezimiz olmadığı için eğilerek yapabileceğimiz şeylerin neler olduğu konusunda da iyi kötü şeyler paylaşmaya çalıştım. Yüksek gerilim işletme sorumlusu, bakım sorumlusu gibi algılanıyor piyasada. Doğrusu bu değil arkadaşlar. Yüksek gerilim işletme sorumlusunun ne anlama geldiğini öğrenmek, netleşmek istiyorsanız resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmelik var. Hukuki anlamda bu yönetmelik esaslarına göre sorumluluğumuzu çok rahat bir şekilde tanımlayabiliriz. Sıkıntı yok. Trafo köşkünde maksimum eğim ne olabilir? Maksimum eğimden neyi kastettiğinizi anlayamadım. Maksimum eğim nedir acaba? Eğim, hangi eğim arkadaşlar? Çatı eğim mi? Yoksa başka bir şey mi? Tam anlayamadım. Bağışlayın beni. Başka şey var mı? Herhalde yok veya ben kaçırdım. Kaçırdıysam yine bağışlanmamı
talep ediyorum. Avni Aydoğan arkadaşımız Esot zamanında yapıldığı için güncellemeye var. Evet, gerçekten güncellemeye ihtiyaç var. Güncel malzemeler ilgili çok şey eksik. Yani bunu bizim gündemimize alıp güncelleyip bu bakımla ilgili şey notlarımızı bir çalışma yapılabilir. Çok da hayata geçirme konusunda bakım sorumluluğu sözleşmelerini de gündeme alamadığımız için yıllardır işletme sorumluluğuna abanıp orada takılıp kaldığımız için güncellemedik. Bu eleştiriyi aynen alıyor, kabul ediyorum. Beton köşk koruma topraklaması kaç ohm olmalıdır? Yok arkadaşlar, koruma topraklaması diye omaj değeri yok. Bir omaj değeri tanımlayamazsınız güvenlik tanımı yapabilmek için. Ne demiştik? Bu beton köşkün YG tarafında enerji aldığı fiderin başındaki koruma rölesinin açma süresine bakacaksınız. Bilmiyorsanız 0.5 saniye alacaksınız. 0.5 saniyede UTP değeri 220 volttur. Beton köşkün koruma topraklaması üzerinde faz toprak arıza akımını hesaplayacaksınız. Arıza akımını hesapladığınız IE'yi, bu IE'nin neyin üzerinden akacak? Koruma topraklamanız üzerinden TİH, trafo merkezi yıldız noktasına akacak. Bu akan akım IE çarpı koruma topraklamanızın yayılma direncinden bir UE toprak gerilim meydana getirecek bu hata akımı aktığında. Bu toprak gerilimi UE baştaki rölenin açma süresine göre tespit edeceğiniz 2 UTP'nin altındaysa topraklamanız uygun bir topraklamadır. Dolayısıyla şu kadar ohm uygundur, böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Mail adresim arkadaşlar, ya daha doğrusu ben e-posta kelimesini kullanıyorum. Daha doğru düzgün şey geliyor bana. Yerli bir tanım geliyor. Hani yerli ve millilik çok yüceltiliyor ya. Musa nokta küçük harflerle musa.cecen@gmail.com. Emo'yu da kullanıyorum ama Emo'nun e-posta uzantısında aynı musa.cecen ama şu ara bir takım sorunlar var, çözülemedi. Bu nedenle Gmail adresimi kullanıyorum. Başka bir şey yoksa arkadaşlar, şurada izolasyon direnci test gerilimi kaç volt olmalı? Arkadaşlar kablo, AG kablo izolasyon testi yapıyorsanız bu 1 kilo voltu geçemez. Hatırlarsanız ENY kabloların etiketlerinde 0.6 1 kilo volt yazar. 500 volt genellikle ENY cinsi kabloların izolasyon testlerinde, iş tesisatta 500 volt kullanıyoruz. Yüksek gerilimde ise 34.5'da 5 kilovolt uygundur. Biz yıllarca yoktu test cihazımız. Elle çevirmeli 1 kilovoltluk izolasyon test cihazlarıyla elektrik şebekesi işlettik arkadaşlar. Tabii kolla sol dizinizin altına sıkıştırıp omuzlarımız düşerdi. Kilometrelerce YG kablosunu şarj edip belli bir noktaya getirdikten sonra izolasyon değeri okumaya başlardık. Şimdi çok güzel pille çalışan izolasyon cihazları var. Ama tavsiye ettiğim 5 kilovolt DC test modu da olan izolasyon test cihazlarından birini temin etmek. Hocam aslında her zaman yapılsa faydası var. Direklerin etrafındaki halka topraklaması maliyeti de yok. Kesinlikle katılıyorum. Son derece basit hayvanların ve insanların can güvenliğini rahat bir şekilde kurtaracak basit bir şey arkadaşlar, yapılmıyor ama. Üretim tesislerinin 154 kilovolt şalt bakımlarını tüm ekipmanlar dahil kaç senede bir yapılması tercih ediyorsun? Arkadaşlar üretim tesislerinin 154 şalt bakımları her yıl mutlaka yapılması gerekiyor. TİH'de yılda bir kez şalt sahası bakımları yapıyor. Yılda bir kez önemli. Tabii yılda bir kez işletme koşullarına göre bu bir demir çelik fabrikasıysa nasıl mümkün onu bilemiyorum. Ancak onunla birlikte yapmak. Belki safa safa yapmak. Evet, ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. E-posta adresimi, zemin eğimi şeyde mi? Trafo merkezinde mi? Çok küçük bir eğim, %1.5-2'lik bir eğim yeterlidir. İçinde suyun şey olmaması için. Ama esas nokta su basman seviyesinin üzerine taşımak trafo merkezinin zeminini. Esas sorun orada. Mesela burada su basman zemini gözden kaçırılıyor. Özellikle dere ve benzeri yatakların bulunduğu bölgelerde ve buralarda YG tesislerinde daha sonra ortaya çıkan su basmalarında büyük problemler, izolasyon sorunlarıyla karşı karşıya kalınıyor. Bu açıdan çok önemli arkadaşlar.
Evet, izolasyon testine uygulanan gerilim sonuçlar üzerine bir saniye uygulanan gerilimin sonuçlar üzerinde bir etkisi yok demiş. İzolasyon sonucu şuradaki şey oluşuyor da şurayı az yukarı almam. Evet aldım. Uygulanan gerilimin sonuçlar üzerine bir etkisi yok mudur? Örneğin bir 5 kilovolttan 5 kilovolt DC ile 10 kilovolt DC izolasyon testlerinin sonucu farklı olmaz mı? Tabii farklı olacaktır. Gerilim yükseldikçe akacak akım miktarı değişecektir. Çünkü uyguladığınız sistemin yüzey veya toplam direnciz hep sabittir. Gerilim yükseltirseniz orada yüzeyden akan akım size bu akımın gerilimle olan oranıyla sonuçta bir direnç değeri okuyorsunuz. Ama genellikle 10 kilovolt test cihazları nerede kullanılır derseniz 10 kilovolt kademe olarak kullanılır. Bunlar yağ test, dielektrik test cihazlarının kademelerinin arasında bir tanesi. 65-70 kilovolta kadar çıkar kademeli olarak arkadaşlar onlar. Artı yakma cihazlarında kablo arızanız var. Kabloda bir izolasyon testi yaptınız. Değeri çok küçük buldunuz. Ne yapıyorsunuz? Oraya bir yakma cihazı tatbik ediyorsunuz. Kablonun üzerine. Bir fazlı kablonun ekran artı canlı ucuyla bu ikisinin arasına. Yakma cihazında kademi yükseltmeye başlıyorsunuz. Eğer 34 kilo olsa 34 kilovolttan itibaren 45 kilovolt, 50 kilovolt, 60 kilovolt giderek yükseltmeye başlıyorsunuz şeyin üzerinden gerilimi. Ve belli bir noktada yakma cihazının ibresi önce şöyle bir sallanıyor. Cihaz bir silkeleniyor ve pat diye o zaman düşüyor. Sıfır oluyor. O zaman diyorsunuz ki kablonun içinde saç kılı soksanız giremeyecek kadar bir delik. Önce oradan bir akım atlaması, arka atlaması meydana geldi. Sonra tamamen deldi. Arıza noktası büyüdü. Artık daha rahat şok jeneratörüyle önce radar cihazıyla bölgeyi, mesafeyi lokalize edeceğiz. Sonra darbe jeneratörünü bağlayıp darbe jeneratörünün eklatörünü ayarlayacağız. Bu eklatörün arasında pat 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 diye atlamalar oluşacak. Oraya kadar yakın yerine kadar harita üzerinden giderek bakacağız. Orada da yeraltı dinleme mikrofonuyla dinleyip arıza noktasını tespit edeceğiz. Bazen de bu yakma cihazı gerilimi yükselttiğinizde arayı şeyi eritir. Birden ibre sonsuza ya da maksimum izolasyon noktasına yüklenir. Biz derhal enerjiyi keseriz orada. Keser ve o eriyerek o deliği kapatan etkinin soğumasını bekleriz. 2 saat falan beklediğinizde artık tekrar DC izolasyon test cihazını vurduğunuzda sisteme belli bir izolasyon değerini görür ve devreye alırsınız. Bunlar karşılaştığımız şeyler arkadaşlar. 34 kilovolt istenen izolasyon alt sınırını nasıl hesaplayabiliriz? 34,5 bir trafo tesisinde istenen izolasyon alt sınırı arkadaşlar kilovolt başına 2 mega ohm'dur. Yani 35 deseniz 70 mega ohm'un altında enerji vermeyin diyebilirim. Genel bir deneyim sonucunda vereceğim şeydir bu. Şurada benim e-posta adresim Ferhat arkadaşım sağ olsun paylaşmış. Manevralarda işçi ve belgesiz personelin müdahalesi nedeniyle müeyyidesini sormuştum. Manevralara bir mühendis dışında kimse müdahale edemez arkadaşlar. EKAT diye bir şey yoktur. EKAT baştan sona bir aldatmacadır. EKAT bir açma manevra yetkisi vermez arkadaşlar. Lütfen bu konuda Kuvvet Akım Tesisleri Yönetmeliği madde 60'ı çok dikkatli bir şekilde okuyun. İşletme sorumlusu açma ve kapama yapma konusunda başta paragraf başında kimin yetkili olduğu, çalışılacak şeylerde güvenlik önlemlerinin alınmasına kimin yetkili olduğu baştaki paragraflarda noktalarla bitirilerek tanımlanır. Aşağıda bu çalışmaların yapılması, işletme sorumlusunun enerjiyi kesmesi, manevrayı yapması, izolasyonsuz hale getirilmesi halinde o yüksek gerilim tesisinde kimlerin hangi belge sahiplerinin çalışma yapabileceğini tanımlanır. EKAT belgesi budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka soru var mı bilmiyorum. Evet sansarlardan nasıl kurtulayım? Valla bende bu konuda bir sihirli bir yanıt yok. Belki de sizler biraz kafa yorup sizler bulacaksınız. Biz de sizleri alkışlayacağız.
Evet arkadaşlar, Özgür arkadaşımız, Doğa Derneği'ndeki arkadaşlar Türkiye'de kuşlar için bir çalışma proje yapıyormuş. Orta yerim hatlarına konan kuşlarda çok ölüm gerçekleştiğini söylüyorlar. Kartal, Akbaba, Leylek, Şahin. Bu hatlardaki tellere uyum vizası çalışma, böyle bir şey yapmaları mümkün değil arkadaşlar. Tellerde oluşmaz bu kuşların ölümü genelde. Şimdi bu Doğa Derneği'ndeki arkadaşlara dönün. İşletme deneyimimiz de var bu konuda da. Çok sık karşılaştığımız bir olumsuzluktu. O zaman bu izolatör kapama setleri yoktu arkadaşlar. İki tip enerji nakilatımız var. Alçak yerim dağıtım seviyesinde 34 şuğa kadar. Bunlardan bir tanesi Orta Anadolu'da çok yoğun kullanılan mesnet izolatörlü hatlar. Bu hatların üstünde bir travers var. Dikine 3 tane izolatör var. Hatlar bunların üzerinde izole edilerek çekilmiş durumda. Bu mesnet izolatörle enerjili noktayla travers arasında kanat açması halinde bu hayvanlar bu yüzden faz toprak arızası sonucunda çarpılarak hayatını kaybediyor. Bunların kapama setleriyle üzeri izole edilmesi halinde bu etki ortadan kalkar. Gergi izolatörlü hatlarda ise durdurucularda arkadaşlar altta, sağ ve sol alttan geçer. Sarkıttır onların şeyleri. Ve orta iletken ise, ortadaki iletken ise bir tane mesnet VHD-35 dediğimiz izolatörle gergilerden üstten atlar. Burada da arkadaşlar telin izolasyonuyla üstten atlayan telin traverse olan yakın mesafe izolasyonuyla izolatörün traverse metale olan izolasyonu yapılması yeterlidir. Yani iletkenlerin baştan sona izolasyonu zaten mümkün değil. Kimse de buna izin vermez. Çünkü o iletkenlerin belirli bir ağırlığı var. Belirli iletkenlerin tipleri, kalınlıkları itibariyle bir rüzgar tutma etkisi var. Buna izole geçirilmesi halinde hiçbir direk ayakta kalmaz. Hepsi yıkılır. Dolayısıyla sadece izolatörlerde ve atlama noktalarındaki iletkenlerin izolasyonu, yani kapama setleriyle bunların yapılması yeter artar. Dünyadaki örnekleri de bu şekildedir arkadaşlar. Bu projenin bu şekilde yürütülmesi konusunda bilgi aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım bir şeyler aktarabilmişizdir. Hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki oda etkinliğinde baş başa yine keyifli saatler geçirmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.